GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Bakın beni iyi dinleyin. Ben 30 yıllık doktorum. Böyle vaka görmedim. Nasıl doktorum? Ne öğrendin sen bu zamana kadar? Doktorluğu boşu boşuna mı okudun? Burada karşımıza gelmişsin. Diyorsun ki yetmiyor yetmiyor. Gideceksin, kendi kalbini sökeceksin. O kadını yaşatacaksın. Bak dayı, beni tamam, gerek yok. Dayı tamam, bir saniye. Aslan Bey şey diyeceğim. Elif Hanım daha önce doğum yapmış. Hey! Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son arkadaşlar biliyorsunuz Elif abla hastanedeydi, yoğun bakımdaydı. Büyük büyük olaylar vardı. Bakalım neler olacak, birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam 40 bin like gelirse yeni bölüm hemen cuma günü gelecek. Yani birkaç gün sonra yeni bölüm gelmiş olacak. O yüzden aşağıdan like'lara basmayı unutmayın mutlaka. Artık 40 bin like bekliyoruz. Şimdi hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hey gidi Karadeniz doldu da taşamadı. Et mi gelum sevdaluk edenler yaşamadı. Femi! Ah be dayım, ah be dayım. Ya içim yanıyor Femi, içim yanıyor. Ya ama dur daha ne olup ne bittiği belli değil ki ya. Daha bir konuşak. Poşetten al bir tane de sen aç Femi. Yok yok dayı sağ ol, daha hastaneye geçeceğiz buradan. Tamam sen de içme bak daha, hadi abarttın ha. Vallahi nasıl içmeyeyim Femi, biliyorsun yani durumları. Ya tamam tamam da daha bir dur konuşalım onunla bir ya. Bak buradan da düşecekmiş gibi hissediyorum ha, çok fazla şey değil. Dikkat et vallahi, tamam mı? Bak ben zaten bak şu memo ucundan doğru tutuyorum ben seni. Amelesi mühü gibi yapışırım yere abi diyorum. Oo. Bak çok sıkıntı. Vallahi tutamam daha, memo ucum elimde kalır büyük ihtimal, gerisini gider. Sonra beni aşağıdan jiletle kazırsınız yemin ediyorum. He sakın, dikkatli ol ha. Dayı şey yapalım da Elif abla iyi olsun da önemli olan o ya. Ondan sonra gideriz bir konuşuruz onunla. Böyle bir sakinleşsin, böyle hafiften iyileşsin. Deriz ne oldu ne bitti. Şimdi acaba çocuğu kaç yaşında, nerede acaba? O beni çok sinirlendirdi. Bir şu anda üzüntüden sinirime şey yapamıyorum ama ya, yani şimdi şey sıkıntı ama. Yani bizden saklamış olması sıkıntı bunu. Yoksa kaç yaşında insanlar yani. Tabii ki çocuğu olmuş olabilir daha öncesinde ama niye söylemedi ki bize yani bu kadar. İlla ki bak ben ne kadar güzel bir şekilde getirdim, hatta somut olarak önüne koydum. Söylememiz dediğin gibi çok kötü bir şey evet. Oldu. Diğer türlü her insanın başına gelir böyle şeyler, normal. Aynen, ama öyle. Harbi diyorum, manzaraya baksana. Şu Los Santos'u yemin ediyorum o kadar çok seviyorum ki. Hiç yani ayrılasım gelmiyor ya. Çok güzel şehir. Peki şu an Maze Bank'ın üstünde olmamız. Ah ya, be. Ama zamanlar bizim değil. Senin de senin de. Zaten ama şey çalışanlar tanıyormuş hala seni, baksana hemen izin verdiler çıktık yukarı. O kadar da olsun işte yani, benim olmayabilir ya, ama şu an izin de alabiliyoruz yani. Ya o kadar da sen değil. Sen söyle, istediğin zaman geliriz buraya. Güzelmiş dayı ya. Baksana bütün şeyi ayaklarımızın altında resmen. Harbiden öyle. Tam buraya ev yaptığını düşünsene şunu çatısına. Oy. Tam çok şunu çatısına. Tam şurada harbiden. Lan şu. Ne biçim olur ha. Şurada. Hatta tam şu. Şurada. Vallahi felaket olur. Bizim ev buradan gözüküyor mu ya? Yok. Gözükür mü? Gözüküyordur muhtemelen. Yukarıya çıkalım bence şeye. Helikopter pistine. Ya şeye bak. Yukarıda helikopter pistinde senin... Aa senin helikopter burada mı duruyordu yukarıda? Buradaydı. Buraya ben hiç geldiğimedik acaba biz ya? Ben hatırlamıyorum. Seninle gelmedik de biz Haydar'la geldik bir kere. Bu şeyleri, kağıtları getirdik. Birkaç imza atmam gereken yer vardı. Onları hallettim. Sonra helikopterle mi geldin? Helikopterle. Hayır. Geleceydim değil mi? Şuraya çekiyorum helikopteri. Aşağıdan iniyorum. Bir şey diyeceğim, hastaneye gidelim mi artık? Sen bilirsin, bence de gidelim. Ama çok ineceğiz ya. Asansörde çalışmıyor biliyorsunuz. Ayşe dur, telefon çalıyor. Bir milletvekili. Yok milletvekili ya, bizim doktor ya. Efendim. Merhabalar, Orta Doğu ve Dünya ve Balkanların en iyi. Ya söyle hadi doktoru. Söyle ya. Elif Hanım uyandı. Ne? Uyandı. İşte dayı Elif abla uyanmış. İşte falan yaptıracağız. Gelin daha işte, Allah Allah. Tamam tamam daha geliyoruz geliyoruz, hadi kapat. Kapattı mı? Dayı hadi gidelim. Elif abla uyanmış. Hadi vallahi. Günaydın. Dün de gerçi iyiydi. Hani uyanıktı ama sonra bir daha narkoz verdiler. Nasıl uyanıktı ya? Sayıklıyordu ya. Bir şeyler sayıklıyordu ama uyanıktı yani sonuç olarak. Yarı baygın halde olması. Nereden iniyoruz dayı? Şu şeyden mi? Arka taraftan mı? Şu arkadan. Geldik. Tamam, orada kapı var. Tamam. Çıktığımız yerden geri ineceğiz. Dayı koş. Vallahi koş. Koş. Sen şimdi şey yapacaksın mı ona? Direkt söyleyeceğim mi? Bence söyleme. Bir iyileşsin. Bir kendine gelsin güzelce falan. Çocuk mevzusunu mu? He. Bence söylemeyeyim ya. Zaten belki yarası vardır hani. Konuşmasını çok sevmiyordur. Sonra yavaş yavaş bence bunu söylerim. Aynen bana. Aynen. Böyle açıklarız. İyice bir iyileşsin tam böyle. Ondan ayıp sonra... Aynen aynen, böyle bir iyice bir iyileşsin, kendini toparlasın etsin. Kesinlikle. Şimdi o sana nasıl davranacak acaba, ben onu merak ediyorum.
Ama bak, bilmeden önce bence dayı, hala aynı da... Sen bu arada bu çocuk olayını hiç bilmiyormuş gibi çok iyi bir şekilde davran, tamam mı? Bak daha kazadan atlattı, ölümden döndü falan. Tamam. Bir sıkıntı yokmuş gibi davran. Bu araba kimin lan? Sıkıntı. Onun avradın arabaya bak. Varı hep bundan istemişimdi. Bir arkadaş da vardı benim. Türkiye'de yaşayan. Kimdi la? O Oğuzhan. Oğuzhan da vardı ya. O güzel araba. Oğuzhan diye bir arkadaş vardı. İyi araba abi, iyi araba. Abla, severim. Kimin acaba? Bilmiyorum ki. Hadi koş koş Elif ablaya koş. Lan ne yaptınız? Selamun aleyküm. Lan ne yapıyorsun Niko? İyi, şey Elif abla uyanmış. İyiyim ben de, iyiyim. Elif abla uyanmış. Konuştunuz mu siz? Yok, konuşmadık. Konuşmadınız mı? Aa Haydar. Haydar oğlum sen ne zaman geldin? Ne yaptınız? Abi daha 1-2 saat oldu ya. Uyanmış Elif abla uyanmış. Aynen öyle, uyandı. Odaya aldılar. Normal odaya aldılar. Normal odaya aldılar. Görebiliyoruz mu peki? Girebiliyoruz mu? Görebiliyoruzdur herhalde ya. Bak şuna bak şimdi. Abla? Efendim? Aha abla, iyi misin? Oğlum dur bir dakika, ortalığı şey yapalım. Çok halsizim. Yeni daha anca ayılıyorum. Nasıl ama? Ama oğlum helal lan sana. Ya. Yemin ediyorum ya, ha. Arnı öpülecek adamsın biliyor musun? Kelinin öpesin var ha. Öpeyim mi lan kelinden bir tane? Öp hadi öp. Gel şöyle öpeyim, gel. Kafanı yasla. Al öp. Oğlum sen saçını başını hiç yıkamıyorsun mu lan, saçın yok diye? Lan iki gündür burada hanımefendiyi diriltmeye çalıştık. Elif ablam sen nasıl oldun? İyiyim, çok halsizim, başım çok ağrıyor. Sen bir şey diyeceğim, hatırlıyor musun kazayı mazayı, ne olup de bittiğini? Ben en son bariyere doğru hızlı bir şekilde giderken hatırlıyorum, sonrası yok. Sonrası yok, ha iyi bariyere girdin ya, hani bir şey yok, çok bariyere girdin yani. Arabada da çok bir şey yok zaten. Arabada hiçbir şey yok, çizik bile yok arabada evet, vallahi. Sen... Evet, arabam nasıl benim? Çok benim için. Hiçbir şey yok arabanda. Arabanda çizik bile yok biliyor musun? Sen zaten abartıyorsun büyük ihtimal yani. Hiçbir şey olmadı sana ya. Böyle bir Muzaffer'in başım dönmüş. Muzaffer'in ne işi var burada? Nasıl yani? Yani bu onun burada olması bence doğru değil. İstersen çıkabilirim ama hani senin durumunu öğrendikten sonra zaten buradan hiç çıkmadım daha. Adım bile atmadım dışarıya. Vallahi bir şey değil mi? Dayı günlerdir hiç uyumadı. Hep senin başındaydı. Evet abla vallahi. Ama tabii evet. Eğer rahatsız olduysan falan... Çıkabilirim yani. Gerçekten hep burada mıydı? Buradaydı, hep buradaydı. Yani tabii tartışılır evet. Nasıl yani? Buradaydı. Şey, bir işte Niko'nun üzerine bir şeyler almak için falan gittim. O kadar. Onun dışında hiç çıkmadım yani dışarıya. Ağzıma lokma bile girmedi daha. Hiçbir şey yemedim bile. Su bile içmedim yani düşün. Hiç. Ayran bile içmedi öyle düşün. Ya ayran bile içmedi. Pek inanamadım ama neyse. Sor Ağday şeyi sor. Aydar'a sor. Fehmi'ye sor. Vallahi öyle. Ne zaman eve gideceğiz? Ben çok sıkıldım burada yatmaktan. Doktor Bey? Şimdi Elif Hanım Cyborg'a döndü. Bu arada onu söyleyeyim. Her yerinde şey var. AVM'de hacı adam. Abla galiba AVM'den falan geçerken böyle güvenlik kontrollerine geçerken ötecek. Nasıl yani? Ötecek. Cyborg oldun, tebrik ediyorum. Nasıl öteceğim ya? Alarm gibi ötecek miyim gerçekten? Şimdi kahvaltı. Ya sen ötmeyeceksin. Makine ötecek sen geçince. Alışveriş yaptıktan sonra mağazadan çıkarken de mi öteceğim? Lan üzerine güvenlik şeyi koymadılar. Demir mi? Ne koydun sen buna? Titanyum. Titanyum işte. Şu makineler ötüyor ya geçince. O yüzden ötecek makineler. Güvenlikle alakalı alışveriş yapınca. Bilmiyorum ablacığım ya. Tamam sen iyisin. Bir şey olmaz, atlatırsın. O değil de. Abla seni iyileştirebilecek tek doktor bizim doktormuş ha. Onun sayesinde hayattasın bu arada. Dün birbirinize nasıl giriyordunuz. Yani? İki gün önce birbirinize giriyordunuz. Bir dakika, nasıl yani, ameliyatımı o mu yaptı? O yaptı vallahi. Evet, nasıl olmuş? Nasıl olmuş o? Vallahi. Neyse ya doktor bey, ne zaman acaba taburcu olabilir? Yani çıkarabilirsiniz ama tekerlekli sandalyede bir gün en azından takılması lazım. Ağır hareket yapmayacak, eğilmeyecek, kalkmayacak. Tuvalete girdiği zaman içinde bir ilaç verdik. Tamam. Ya abla ne olacak? Bir gün, iki gün ya. Böyle bir kendine gelene kadar yapacak hiç bir şey yok. Yani bir gün boyunca hiç yürüyemeyecek miyim? Ay yani. Allah'ım ne büyük dert ya. Bir gün. Abla ölebilirdin. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Osman Bey gerçekten mükemmel bir doktor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Estağfurullah. Hayatım ya. Yani. Biz sizi baş başa bırakalım mı? Teşekkür ederim. O kadar kavga ettik. Yine de gelip beni tedavi ettin. Sana ya çok benim teşekkür ederim. Hiçokrat yeminim olduğu için tabii ama yani seni yapacak bir şey iyileştirdi. İyisiniz şu an. Bir şeyiniz yok umarım. Ara sıra ama her hafta bir kontrolle buraya gelmeniz lazım Gingör Bey'e. Tabii geliriz. Teşekkür ederim. Tekrar eline sağlık. Sıkıntı yok. Bir dakika abla sen bir dinlene kal şöyle bir dinlen. Bir şey yapacağız zaten, gideceğiz hemen. Dayı ne oldu lan? Fermi ne olmuş? Sen niye geldin buraya oturdun? Fermi biliyorsun daha fazla hani şey olmasın diye belki hani beni görünce daha da kötüleşir diye. Bir de hani biliyorsun tamam istemedi. Şimdi Elif ablaya neyi söylememiz lazım bizim? Neyi? Niko'nun verdiğini kanı.
Aa, şimdi mi söyleyeyim yoksa giderken mi söyleyelim? Bilmiyorum ki, bence söyleyelim. Hatta dur bir söyleme. Bence doktor açıklasın. He, doktor söylesin. Doktor evet söylesin. Evet. Doktor çağırsana bir sana zahmet. Şşt, lepistisçi, lepistisçi. Lan. Kim diyor lan onu? Gel buraya gel. Hangi? Ha, geliyorum. Ya şimdi doktor desem belki diğeri de gelir, anladın mı? Lepistisçi deyince sen gel. Duyurmuyordum içeriye. Duyurmuyordum içeriye Osman. Yo yo, ne oldu? Duyurmuyordur ya. Bizim Elif ablaya şeyi söylesene. Kanın Nikon'un verdiğini söylesene. Tatlı bir dille ama güzel bir şekilde böyle. Böyle tatlı bir dille falan söyle, tamam mı? Tamam tamam, ben de sen rahat ol. Tamam bak. Çok iyi, tamam hadi bakın. İnşallah şey yapar yani koyu. He he. Bakacağız. Allah bakacağız. Elif Hanım. Efendim. Size bu arada ekstradan kan taktık. Kan taktık ne ya? Kan taktık derken? 4 torba kan ekledik size. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. O kadar kan kaybettin mi gerçekten? Yani ezilmiş domates gibiydiniz. O kıvama çok yakındı. Topladık ama. Sıkıntı yok. Bu arada, sıkıntı yok. Şu an önemli lan. Bu arada o kanı kim verdi? Biliyor musunuz? Yok, sizde hazır olmuyor mu o kanlar zaten? Ya vardı da bitti, biliyor musun? En son kullanmışlar başka bir tane hastaya, o yüzden kalmadı. Biz de araştırdık, tamam soruyoruz onu, ona soruyoruz kimde, ona soruyoruz ki kimse de yok. Ama bizden kimse benimle aynı kan grubunda değil ki. Ha işte biz, işte sizden birisi sizinle aynı kan grubundaymış. Kimmiş benim bilmediğim kim olabilir? Bir tane küçük veledi zina var ya o. Nasıl bak, yani? Niko mu? Doktor ne diyorsun ya? Niko, aynen Şiko. Niko. Niko pardon. Niko. Niko mu verdi bana kanı? Niko diyorum ya, evet. Ben. Niko verdi. Valla küçücük bu çocuktan o kadar kan alınca ben dedim ki o da zorlanır falan. O da zorlanmadı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Niko. Benim. Niko teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Çok şaşkınım şu anda sadece. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Senin iyi olman için baba. Çok duygulandım, benim için küçücük bir çocuk kan mı verdi gerçekten 4 torba? Sıradan küçük bir çocuk değil ama. Yani iyisiniz ama dediğim gibi bak bir süre eğilmek kalkmak ağır hareket yok. Tamam, kahve tamam. Yasak. Kahve tamam yasak mı? Kahve yasak. Tamam mı? Yapacak bir şey yok abla. Portakal suyu. Portakal suyu, asitli olan her şey yasak. Kafein de yasak. İçki yasak. Ya, yeşil çay içer o zaman. Vişne suyu yasak. Vişne suyu da ya. Ayran. Oza, hanımefendi alkol diyorum. Vişne suyunda alkol yok mu? Ayran. Yok. Tamam. Alkol suyunu iç ama alkolüsü yasak. Nikocuğum sen ya, de oradan bakıyorsun. Ana dayı ayran alkollü müydü lan? Ayran alkollü müymüş? Allah Allah, bir yaşıma dayı. Vay anasını avradın vallahi billahi. İyi hadi gidelim o zaman ya. Hadi. Ha, bir de şey bu katı şeyler yemek de yasak. Tamam mı? 4 yaşında çocuk gibi beslenmeniz lazım. Bir, tamam. Bir süre tabii. Abla bir süre ya. Hadi, olamaz sende. Mama verin birazcık. Bir mama mı? Altına, şunu yediriz. Tabii bir de böyle altına işer o falan. Bezle bağlarsanız bir süre en zarar eder. Ya. Ya abartıyor abla ya. Hadi gidelim bir an önce ya. Tamam. Lan çıkabilecek mi peki? Yani tekerlekli çıkarırsınız tabii. Tekerlekli sandalyeyi ben getirdim. Kim gör? Şu mu? Bununla mı? Aynen evet o. Dur bakayım. Abla sen yavaşça gelmen lazım şöyle. Gel şöyle. Kapıyı açalım. Kapıyı açın şöyle. Kapıyı bir açın da. Gel. Tamam. Dayı bir şey diyeceğim, ben süreyim istiyorsan. Yo iyi. Haydar bir de şey ödemeler. Dayı zorlanıyor gibisin. Halletmeniz lazım ya. Durun bekle, kapıyı açın. Halledelim onu. Şu ödemeyi halledin ya siz aynen. Ben hallediyorum abi. Benim biraz ağırmış da. Doktor gel. Dayı sus, duyacak bak. Ne ağırmış? Yo ne ağırmış şey, tekerlekli sandalyenin şeyi ya. Personel indiriminiz var. Gel. Polis indirimi var mı? Bagajına koyalım bunu. Aa abla bak gel arabanı göstererek gel. Evet araba. Arabayla kombi direkt bagajı atayım mı arkaya bizim kamyona? Abla ne diyorsun, havadar gidersin. Onu. Emin misin? Lan, iyi miyim? Şey ayağım takıldı. Nerede bak hani? Bak. Sol araba. Arabanın solda bak. Araba çok güzel. Sen bu hale nasıl geldin bu arabayla? Baksana arabada hiçbir şey yok ya. Yok ya, arabada hiçbir şey yoktu ki. Nasıl yani ya? Arabada hiçbir şey yoktu ya. Ben nasıl bu hale geldim o zaman gerçekten? Ne bileyim, kafanda kuruyorsun abla sen evi. Ya ben hayal mi gördüm ya? Sen kafanda kuruyorsun ya. Ben niye gözümü o zaman? Ya sen kafanda kuruyorsun hepsini ya. Ameliyatta sen gözünü mü açtın? Ameliyattan sonra yani. Ameliyattan sonra ha tamam. Ben diyorum yani sıkıntı olabilir sonuçta ameliyatta gözünü açmanın. Ya hastanede açtım gözümü. Demek. Dayı tamam, iteklemeye çalışma sen de, duruyor ya da. Görüyorum bak, ileri doğru Michael Jackson'a şey yapıyorum. Tamam. Dansı. İyi kalça varmış ama. Tamam Sebati. Ne demesin. Evet. Yavrum sen şu al şeyi, anahtarı. Sen getirsene Elif ablanın arabasını. Tamam. Hadi gelin bakalım, atlayın şu arabaya. Şu araba da kümün la, araba güzelmiş ha. Harbiden oğlum çok iyi. Lan! Elif Hanım geçmiş olsun, Elif Hanım bir daha bekleriz. Bir daha bu oğlum. Bir daha bu bekleriz. Oğlum senin mi bu araba? Kontrol mü Allah seni kahretsin. Bu kadını dahil 4 kartı
bir kontrol babında dediydim ben. Ne oldu lan, ben kapıyı açar mısın? Ön kapıyı açar mısın? Ya bir dakika, açıyorum bir dakika. Ha pardon. Açtım. Şeyeceğim, Elif Hanım'ı acaba tutup şuradaki arabanın kasasına mı attınız? He, ben de onu düşündüm doktor. Abi arabayı katlayıp bagaja atayım ben, dur. Mantıklı. Elif sen istersen benden tutun. Benden tutunmak istemiyorsan Fehmi'yi çağıralım, ondan tutun. Arabayı o şekilde. Bence İnsino sen onu kucağına al. Gelin bak, arkayı açtım. Stajyerim olsun. Tamam. Arka koltuğa şöyle. Şöyle. Otur arka koltuğa. Tamam. Benim. Yan tarafa doğru bırakayım. Hadi Allah emanet. Doktor sen ne yapıyorsun oğlum? Devam mı hastanede? Ya şu burada kalan bir iki benden sonraki işleri halledeceğim. Evet. Allah Allah. Biraz da Gingöl'le takılalım da bir yerde kahve içelim ya. Aynen öyle. Bir de sana şeyi soracaktım. Bu 150.000 dolar sen kim verdi sana? Çok merak ediyorum. Ya Allah Allah. Oğlum sen çok şey merak ediyorsun ha. Anlatırım ben sana. Ya meraktan ya biliyorsun değil mi o sözü? Ama çok borcum var, ihtiyacım da var. Ya dur, gideceğiz buranın seni verdiği, dur. Burada, neyse ya tamam. Gideceğiz. Ya gideceğiz Eyüp'e ya da Rami'ye gideceğiz. Anladın ince? hadi doktor sen gelirsin, haberleşiriz. Klinik açacağız, gel. Tamam hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay, geçmiş olsun. Lan şey nerede? Niko nerede? Buradayım. Lan arkaya mı oturdun? Lan oğlum küçücük görmüyorum da ya çocuğu. Kapıyı da kapatayım. Kapı açık bu arada he. He ya o kapıyı bir kapatsana doktor ya. Kapınız da sertmiş, kapanmıyor. Hadi lan Haydar! Oğlum sen o arabayı ne zaman aldın? Abi dün aldım ya, mesaiden. Mesaiden mi? Mesaideyken fırsat düştü önüme. Devre arkadaşıyla geziyorduk. Devre dayı bir şey değil mi? Yapıyorduk. Biz bütün işi gücü bırakıp polis olalım ha. Yemin ediyorum abi. Hep geldi. Vallahi. Kur'an çarpsın, işi gücü her şeyi bırakalım, polis olalım ya. Takas edip üstüne 250 bin ekledim abi. Sen arabayı verdin mi diğerini? Aynen verdim. Oğlum Ejder abi deydi o. Ben aldım ondan dün gidip onu. Şeydeydim işte, mesaideyken. Peki gerçekten RS'i verip bunu mu aldın? Aynen. Biraz o kötü olmuş sanki. Ama beğeniyorsan hayırlı olsun. Anladım. Bir de üzerine para verdin yani. Evet. Anladım. Anladım. İyi yapmışsın ya. İyi olmuş valla. Bana hediye eder misin Haydar onu? Hemen dayım. İnince haber et. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hop bakalım. Şuradan. Osman da diyor ya işte 3 ay sonra, 3 aydır yok yani orada. Benden sonra kalan hastaya bakacağım diyor. Çürümüş ölmüştür o da. Hala neyin hastası? Ya yok. O şeyle takılacak ya. Neydi, Güngör müydü diğer doktorun adı? Neydi adı? Güngör'e. Onlar takılacak ya kesin. Özleşmişler belli. Çok şey var mı? Karıkız ayağı var mı? Çok şey yapıyor mu? Bizim doktorda mı? Lan bence bizim doktoru ki ötmüyordur. Bence de. Ben zannetmiyorum. Bilmiyorum. Ama bir tur sür abi. Bak müthiş araba, öyle deme. O mu? Harbi mi diyorsun? Bir an önce yatağıma kavuşmak istiyorum. O kadar yorgun oldum. Ablam hiç merak etme, hiç merak etme. Uy. Abla şimdi seni yatağa var ya, mis gibi sımsıcak böyle yatıracağız. Ya sonra ben... ne istiyorsan, dur ben şöyle yanaşayım hatta. Söyleyeceğim ya. Ben ne oldu? İyileştikten sonra zaten kendime yeni bir ev bakmayı planlıyorum. Nasıl yani? Niye? Zaten kaç yaşında kadınım. Yani tek başıma yaşamak benim için daha iyi olur artık sonrasında. Haydar şeyi bir nasıl getirsene. Nasıl ya? Ya ben Muzaffer'le... aynı evde yaşamak istemiyorum artık ya. Nasıl ya? Vallahi yapamayacağım. Ya abla tam nerede yaşayacaksın, gözünü seveyim, saçmalama ya. Ben kendime ev bakacağım ablacığım. Tabii bir gel, bir yatağa bir yatalım. İyileşeyim de. Gel bir şu yatağa bir yatalım. O zaman ben burada yaşamayayım değil mi yani sonuç olarak? Dayı dur, konuşacağız bu konuyu. Konuşacağız bu konuyu, bir durun ya, şu an orta yeri mi ya? Allah Allah, konuşuruz durun. Açayım bir dakika, açamadım ki. Haydi bismillah. Tamam şöyle git abla. Abla bir şey diyeceğim, sen fren mi yapıyorsun ya? Sen kendin daha kolay süreceksin sanki. Bir bırakıyorum. Ya, bırak bakayım ben süreyim. Tamam ya, bize niye eziyet çektirdin sen deminden beri ya? dur senin abla, sen kendi odanda yatamazsın. Evet ben merdiven. Gel abi, bu oda boş zaten, kimse oturmuyor, yatmıyor burada. Gel bu oda senin olsun. Gel böyle gel. Gel şöyle. Tamam. Tamam. Ay, dur abla şunu şöyle kenara alıyorum. Bak şöyle yatağın şu kenarına doğru alalım bunu. Abla zaten böyle bir tuvalete muvalete böyle bir yere gitmek istediğin zaman direkt bize haber ver, tamam mı? Tamam. Telefon başımın ucunda, ararım hemen. Ama bak tamam. Fehmi. Ben gerçekten kendime ev bakacağım, tamam mı? Ben dayıyla aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Bak sana şu an Niko'yu olmasaydı bak belki de ölmüştün abla. Bunun farkındasın değil mi? Ya evet, ona gerçekten çok şaşkınım ve çok minnettarım Niko'ya. Ya bak abla bazen hayatta bazı şeyler olması gerektiği için olur bak. Belki böylesi daha doğrudur. Belki böylesi daha güzel olur. Bak Niko da çok tatlı çocuk. Böyle
böyle evimize neşe getirdi. Her şey daha güzel olacak belki de ya. Niko'ya karşı bir şeyim yok artık. Hele bundan sonra asla olamaz zaten. Ama dayıyı ya tamam da dayı da. Yani. Ama birazcık zamana bıraksak, böyle zamana göre karar versek bu duruma. Çok zannetmiyorum. Ben kendime ev bakmakta kararlıyım. Ya tamam ben sen bir iyileş iyileşte. İyileş iyileşte bakarız. İyileş iyileşte bakarız. İyi tamam sen dinlen hadi biraz o zaman. Tamam ablacığım. İlaçlarımı da getirsin Haydar bana. Tamam tamam söylerim getirir şimdi. Tamam bir haber ver tamam mı direkt bir şey olursa. Tamam. Tamam hadi. Şeyim. Dayı. Efendim efendimciğim. Sen bir geç konuş istiyorsan. Bak şey diyor. Ya bir konuş tabii ya. O kadar kazadan atlatmış. Bak senin yüzünden kaza yaptı zaten. Şeyi söyle. Konuşacağım şey tabii. Şeyi şimdi mi konuşayım yoksa sonra değil mi? Daha değil. Çünkü evime bir çıkacağım falan diyor ya aynen. Yok yok o mevzuyu bence iyice bir iyileşsin falan boşver dayı. Sen bu ev için bir ikna etmeye çalış. Ondan sonra bir özür dile. Ondan sonra böyle bir tatlı dil ya. Yılan dilinden çıkar hadi ya. Tamam tamam öyle bir bakayım dur bir. Çok konuşacağını düşünüyorum ama bakalım. Tamam, biraz tamam. Deneyeceğim. Hadi hadi. Elif müsait misin girebilir miyim? Girdin artık zaten. Yani evet şey pardon. Şşt onu dinlemeyin lan kapıdan. Öncelikle tekrardan geçmiş olsun. Gerçekten kaza haberini aldıktan sonra çok hemen koşturduk. Çok da üzüldüm. Hala da o üzüntü. Rica ederim. Hala da o üzüntü içerimde. Çok fazla feryat figan içindeyim. Şimdi beni istemiyor olmayışını çok anlıyorum. Çünkü bir anda gerçekten terk edip gitmem büyük hata oldu. Senden bu konuda Niko, özür diliyorum. Sorun neydi biliyor Niko. Musun? Giderken asla haber vermemiştim olmamda. Oraya gittiğinde tamam anladım. Sen de gir içeri tamam mı? İçeri gir. 4 ay boyunca ama mama de sen beni sevmiyorum falan de acıtasyon yap tamam mı? Hadi gir içeri evet, gir. Evet ama işte haber veremedim. Telefonum zaten burada kaldı. Hiçbir şekilde bir iletişim şeyim de yoktu. Ha, Niko ha, hoş geldin. Ama beni telefon numaramı biliyordun ezbere. Evet hala biliyorum ama işte dedim ya telefonla konuşamadım. Zaten direkt orada nezarethaneye aldılar beni. Hiç iletişim koptu yani. Bundan dolayı gerçekten senden özür dilerim. Hiç istemezdim böyle bir şeyin olmasını. Yani Niko'yu da aslında ilk defa özür dilerim ama getirmek istemedim. Onu da burada orada bırakamazdım yani. Zaten açtı açıktaydı sıkıntıdaydı. Niko'yla ilgili hiçbir derdim yok. Meme beni sevmiyor musun? İyi ki gelmiş. Seni seviyorum. Sen olmasaydı ben şu anda hayatta olamazdım. İyi ki varsın. Niko'yu gerçekten seviyorum. İyi ki getirmişsin. Evet yani ve şunu da söyleyeceğim sana. Evden gidip yani gitmen gerçekten beni çok üzer. Yani böyle istersen direkt ben gidebilirim evden. Senin hiç rahatını bozmak istemem açıkçası. Evet. Sonuçta ben yokken burada sen vardın ve ben biraz kendi başıma kalmak istiyorum bu iyileşme sürecinden sonra. Evet bu senin en özgür şeyin bunu yapabilirsin ama bence yani yapmamalısın. Çünkü ben senin ve benim bizim yanımızda olmanı isterim açıkçası. Gitmeni asla istemem. Ya ben giderim ama sen gitme yani. Senin gitmeni gerçekten istemem. Bu beni çok üzer. Zaten başında bir sürü şey var. Hem kaza atlattın. Hani burada gidecek tek kişi ben olurum. Onun dışında senin asla gitmeni istemem ve bu durumdan dolayı tekrar ve tekrar gerçekten kalben özür diliyorum senden. Bu zaten bir daha kimseyle görüşmeyeceğim demiyorum ki sadece. Evet. Evden gidişim. Ayrı bir eve çıkmak istiyorum yani. Evet ama yani senin tek başına ayakları üzerinde durabilecek bir kadınsın. Bu evden bahsediyorum. Zaten orada da hani ben olmasam bile biz biliyorsun bizim Haydar çok heyecanlı. Var. Her zaman yanımda olacaklar. Beni istemezsen tabii bunu çok anlayışla kabul ederim. Ama bilmiyorum yani gitmeni tekrar ve tekrar asla istemiyorum. Ama bir şey de diyemem bu konuda. Bunu ben biraz dinlendikten, düşündükten sonra konuşalım olur mu? Çok yoruldum. Olur. Tamam sen birazcık dinlen ben çok fazla rahatsız etmiyorum. İlaçların etkisiyle de zaten gözlerim kapanık duruyor. Halim yok. O zaman iyi dinlenmeler. Umarım en kısa zamanda hemen tekrardan sağlığına kavuşursun. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Niko istersen çıkalım oğlum biz de. Teşekkür ederim. İyi günler baba. Dikkat et kendine. Görüşürüz Niko. Görüşürüz. Oğlum. Niko oğlum çok terledim lan yemin ediyorum var ya. Yemişim baba. Gel gel. Dinledin mi Fehmi? He dinledim hepsini dinledim. Nasıl konuştun peki gerçekten? Yani iyi konuştun da dayı böyle bir tık sanki böyle bir samimiyetsizlik var gibi ya. Ama Fehmi gittim geldim ya onu da çok şey yapamadım. Abi o olur bence ya. Ya bir de şey ya. Ya Haydar'ın da daha Haydar bilmiyor değil mi o şeyi? Evet ondan neyi? Dolayı Fehmi yani çok da şey yapamadım. Tamam. Ya dur Niko bakalım ya çözeceğiz. Neyi abi? Oturak bakalım. Sonra konuşalım Fehmi. Sonra konuşuruz Haydar. Şu an olmaz. Sonra konuşuruz. Okey. Sebahat nerede ya? Yukarıdaydı ya. Nerede ben o? Size bir şey anlatacağım bu arada. Benim mi peki? Ne oldu lan? Sadece üçümüz varken anlatayım da müsait bir zamanda. Niko! Biraz kalmıyorsunuzdur. Oğlum istiyorsan şey, Sebahat abinin yanına bir git bir orada bakayım. Bir bak gel. Tamam sen bir bak gel bana. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ha ne oldu? Şimdi abi pek sırası değil bu olayların üzerine ama acil söylemem.
Şimdi bu araba mevzuları ihaleyle oluyor. İllegal aldım ben bunu, şimdi size anlatayım da. Size de çünkü fırsat lazım acilen. Şimdi bu illegal çetelerden yakalanan arabaları kamu personeline ihaleyle sat. Mesela çetelerden çökerttikleri arabaları ihaleyle açıp kamu personeline bilmem kaç paradan onda iki fiyatına açılışa sunuyorlar. Oha. Çok katılanda olmayınca araba yarı fiyatından biraz üst diyor. Ben çok de bunu lan öylelikle aldım. Aslında Ares'te satmadım. Şimdi bizimkinlerin yanında yanlış. Nasıl lan? Ares'te satmadın mı? Ares'te satmadım. O da duruyor. Oh ya vallahi ben... polis olak dayı ya. Abi bu çok nadir oluyor ihale muhabbeti. Ya polis olak ya. Sizin altınıza da şu arabalardan çekelim. Böyle Lambo falan geliyor bazen. İçin ihalede Lambo bile var. Biz bundan yararlanabiliyor muyuz peki? İşte yararlanamıyorsun da benim üzerimden yararlanacaksın. Olur. Ben sanatıyorum. Sonuçta kullanıyorsun. Yani benmişim gibi siz gireceksiniz ihalelere. Ya senin üzerinden alacağız işte, sonra senden alırız falan gibi. Mesela al sat yapabiliriz bu şekilde, çok gelirse elimize. Oğlum imkan. Oynan lan. Al satı yani, da çok güzel yapılır ha. Aynen, bu arabayı ben o fırsatla aldım aslında. Bir gözle. Tamam tamam. Bakarız ona ya şimdi. Dur bakalım. Daha önemli mevzular var. Dayan'ın söylemek istediği şey de şu. Dayan'ın söylemediği şey de şu. Bu Elif abla var ya. Hı-hı. Daha önce doğum yapmış. Nasıl ya? Vallahi. Acaba çocuk şu an var mı? Kaç yaşında? Nerede? Tabii hayda, onları bilmiyoruz. Onu nasıl öğrendiniz abi? Doktor. Doktor. Ameliyatta anlamışlar. Hayda. Aynen. Dayım tamam sende ya. Film vallahi dayım, bence ya farklı bir mevzudur. Boş ver. Bakacağız bakacağız, öğreniriz ya. Neyse aynen, mevzu işte. Vallahi çıkar kokusu. Bir iyileşsin, bir kendine gelsin falan da. Abi. He lan, bir araştır Haydar. Var mı çocuğu, işte kaç yaşında, nerede oturuyor? Bir araştır bakayım ya. Tamam tamam, araştırayım. Ya yani bize hiç söylememesi sıkıntı ama ya. Niye söylemiyorsun ki yani? Ya harbiden var. Söyle yani. Ne var ki yani bunda? Sanki ilk defa şey yapıyor. Ta o şeyden beridir söyleyecekti yani. Kilisede bence söylemeliydi. Sonuçta bence en başta. Evet. En başında söyleyecekti. Benim haberim aynen yoktu. Ben bak haberim olduğu anda direkt söyledim. Tabii canım. Ama aynen bilmiyorum öyle. Neyse neyse. Film şey diyecektim ya. Hı. Şimdi bu Elif hani ben gideceğim farklı eve taşınacağım diyor ya. Hı-hı. Zaten hasta kız. O yüzden hani çıkıp da evde bakamaz, şey de yapamaz. Ya benim de aklıma bayağı takıldı bu suç benim. O yüzden bence ev almak bize düşer yani. En azından bana düşer. İyi de dayı, ben ev alabileceğini zannetmiyorum zaten. Elif abla hangi parayla ev alacak, gözünü seveyim. Ya işte kiralamasın, şey yapmasın, hem de onun durumuna düşmesin yani. Her ay onu düşünmesin diye. Bence hani ona ev almak istiyorum açıkçası ama bende de biliyorsun hani durumlardan dolayı çok para yok. Hatta hiç para yok. Bütün hayır, parayı da Rusya'ya nafakaya bağladım. Efendim Haydar? Arabayı satarız gerekirse, fazladan araba var ya. Ya para var, aa, para var ya. Aynen, paramız var ya. Yani harbiden ben daha sonra bunu öderim. Biliyorsun. İyi de. Altında kalmam şeyin. Ya dayı onu geç, o önemli değil de. Paramız var zaten. Ya senin benim param mı var dayı, ne zaman var? Harbiden dayı. Orası öyle de. Yani Şu zamanımızda yanımızda sen oldun. Ya yok eyvallah, yok para falan konu sıkıntı değil de. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bu kadın tekerlekli sandalyeyle gidiyor. Tamam. Yani ne zaman iyileşeceği belli değil. Biz buna şimdi ev alsak nasıl taşınacak zaten? Ya da belki iyileşmesine yardımcı mı olur acaba? Bu mükemmel bir haber almış falan. Yani ev. Evet. Evi olmuş falan. Acaba sürpriz olsa, bilemedim ki. Belki seni de affeder yok, belki şimdi evi senin aldığını duyunca. Ama yok yok, Fehmi benim aldığımı söylerse hiç oturmaz bu sefer. Yok yok. Gerçi kabul etmeyebilir. Ne diyeceğiz? Şey yapsak onu, hani dedi bunun akrabaları falan yok mu? Hani miras kaldı muhabbetiyle birisini ayarlasak dese, hani miras kaldı size Elif Hanım dese, ölmüş bir amcanın, dedesinin, her neyse işte onu buluruz. Tamam. Şey büyük değil, büyük dedesinden kalmış işte. Kimse öyle yalandan çıkmış böyle bir miras. Aynen öyle. Sonra ben ismini de araştırayım, söyleyelim ismini. Şu adamdan kaldı diye dedemden. Evet sen akrabalarından birini bul Aydar'cığım. Tamam. Güzel olur. Fehmi sonrasında da söyler miyiz söylemez miyiz bilmiyorum. Onu sana göre, kafana göre. Yani. Biraz beni affettikten sonra belki söylenir ama çok belki aynen yok. Böyle biraz daha yumuşadıktan sonra söylenebilir. Ya çünkü bir yandan da bilsin yani. O kadar ev almışsın falan yani. Senin aldığını bilsin. Sonuçta sevdiğinden olur, alıyorsun. Değer verdiğin için alıyorsun. Önemsediğin için alıyorsun. Aynen öyle. Şimdi hemen alalım mı? Ben çünkü heyecanlandım birazcık da. He o şey yanlış anlamayın ha. Elif'in gitmesini istediğimden dolayı değil. Sadece istediği için. Beni istemiyor. Yani belki bu daha iyi olur onun için. Şey yapalım o zaman. Biz sana ev alalım. Sen git. Olur. Şaka yapıyorum. Elif abla kabul etmez zaten. İyi ya. Tamam o zaman, bir yatak sabah olsun, sabah gidelim. Yani sen bir olur. Şu an zaten hava karar diyeceğim, ben şey yapayım. Ben aşağı ineyim birazcık tamam, oturacağım aşağıda. Siz uyuyun isterseniz. İyi tamam. Bir yatak bir dinlenek. Sabah olsun direkt gidelim. Bir emlakçı vardı zaten. Ararız olur, onu. Olur. Olur, güzel elinde varmış öyle uygun bir ev. Ama gerçekten hani bu para durumunu ne yapacağız? Var değil mi? Dayı. Sen de para var. Falan. Dayı ya, çarpacağım farkin ağzına dayı ya. Valla benim ucunu sıkarım ha. Valla bakayım yani. Allah Allah. Tamam hadi bir yatak da şey yapak. Çözeriz. İyi, hadi öpüyorum dayım. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet. Lan Niko nerede Niko?
Ula bu Niko'ya falan yukarıdaydı onlar. Dur bakayım bir onlara önce. Dayın dayı hiç ha çocuğu olduğunu unutuyor ya. Dur bakayım nerede bunlar. Lan! Aa yat uyumuşlar mı bunlar? Lan Sebat niye buraya yatıyorsun oğlum? Ev 20 odalı ya. Ev 20 odalı çocuk gelip burada uyuyor. Niko da burada uyumuş. Neyse uyanmasınlar bari. Ya da Niko'yu alıp acaba yatırsam mı ya bir odaya? Sebat'ı alamam da. Bakayım. Tamam dur bakayım uyuyorken hazır şöyle. Aa Elif abla da uyuyor mu ki? Elif ablanın yanına yatırayım dur. Niko gelmiş kendi yanına yatmış zannetsin. Ay, bakayım uyuyor mu Elif abla? Aa uyumuş herhalde dur bakayım. Tamam. Bakalım uyandıklarında nasıl tepki verecekler. Dur bir de fotoğraf çekeyim ben şunları şöyle. Hop. Tamam. Uy ben de bir geçeyim uyuyayım bakalım ya şurada. Lan saat kaç olmuş? Öyle olmuş neredeyse. Aha dayı mı lan o? Lan dayı hiç uyumamış mı o ya? Dur bakayım. Aha Aydar uyanmış. Günaydın. Günaydın abi. Ne yapıyorsun lan? Telsizle konuşuyordum ya. Mesaiye çağırdılar da. Ha selam söyle. Söyleyeyim aleyküm selam. Oğlum dayı uyumamış mı? Beni çağırıyorlar geleceksin mi? Ha geleceğim. Uyumamış abi ya ona bakıyordum ben. Günaydın. Günaydın. Ne yaptınız ya? Dayı sen hiç uyumadın mı ya? Uyuyamadım ki bir yatıyorum gidiyorum bir sağa dönüyorum sola dönüyorum yok. Gözümü tamam. Kapatıyorum yok. Dayı bak her şey yoluna girecek sen merak etme. Bak, Allah inşallah. Bak her şeyin bir vesilesi var bak görüyor musun? Bak kaza yaptı mesela bak bu çocuk olayını öğrendik. Sonra Niko'yu çok sevdi arasında bir bağ olmuş oldu. Sen artık Niko'nun kanını taşıyor. Evet bak orası çok mutlu etti. Niko'yu sevmesi şu anda çok benim için gayet yeterli yani. Ya işte her şeyde bir hayırlı bir şey vardır. Bak şimdi bir mesela yeni ev alacağız ya ona. Evet. Yani sen şimdi evlendiğinizde yani burada mı yaşayacaktınız beraber işte? Evi alalım ev hazırda dursun. Anladın mı? Orası evet. Böyle düşününce çok daha makbul, güzel geldi. Her şey yoluna girecek. Elif abla bir kafasını toparlasın. Onun yaşadıkları da şimdi kolay değil. Ya şimdi aylardır seni bekliyor falan böyle. Dur bakalım ya. Her şey yoluna girecek inşallah. Niko nerede Niko? Yok şey yapmadım da uyandırmak istemedim. Ben dün ne yaptım biliyor musunuz mu? Ne yaptın? Niko ile Sebahati koltukta uyuyakalmışlar yan yana. İki kişilik koltukta yatıyorlar. Sanki oda yok evde. Her yer yatak dolu anasını satayım. Neyse Niko'yu uyandırmadan aldım kucakladım. Elif ablanın yanına yatırdım. Elif abla da haberi yok. O da uyuyorlardı en son. Harbi mi diyorsun? Bir şey derse ya Elif farklı bir tepki falan vermesin. Lan küçücük çocuk kalkmış gitmiş Elif'in yanına yatmış yani. Biz ne bak? Ya, ona bir şey demez herhalde. Da. Biz mi yatırdık Allah Allah? Mama diye uyumuş çocuk yanına gidip. O zaman gidek de bir bakak istiyorsun. Çok rahatsız etmeden. Hadi. Ben de şuraya koyayım yeter ya. Ben şey yapmayak ama uyandırmadan bence biz gidek eve. Olur hocam. Hiç haber olmasın. Haydar sen bizim şu emlakçının numarasını bulsana ya. Bir tane emlakçı vardı ya. Bulayım hemen. Onun bir numarasını bul da bir şey yapalım. Onu bir arayalım. Dur Allah. Biz neredekine yatırdıydık? giriş. Dur en üsttekine yatırdık doğru. Aha bak yatıyorlar. Nerede? Ha. Lan onlar ne yapmış? Dur bakayım. Ana. İyice yaklaşmışlar ha. Dur gidin şuradan bakak. Lan Niko'yu çok sevdim ben ha. Valla. Kurban olurum ona ya. Çok seviyorum. Çok tatlı çocuk ya. Valla çok tatlı çocuk ya. Onu sünnet ettireceğiz ha bu arada. Unutmayak. Harbiden Haydar ona da bir şey. Onunla konuştuk gerçi. Osman yapar. Onu hallederiz Haydar. Dur ses yapmayın. Oy boynuna yatmış lan. Yerim lan bunu. Fotoğrafını mı çeksek acaba? Anı kalsın. Çek. Ben çekeyim. Dur bekleyecek. Haydar. Telefonun yanında mı çeksene? Yanında. Çek. Ana. Çektim. Ben de çıkıyor mu? Sen de çıkarken çektim. Çok saçma fotoğraf oldu. tamam çık uyanmasınlar. Gelin. Evet. Yerim lan Niko çok güzel uyuyor. Elif tabii daha güzel uyuyor. Hadi. Oo dayı sen eve çocuğu sattın ha. Ne yaptın ya? Eve sattın çocuğa. Ya bu Sebat hala burada mı yatıyor? Arkadaş. Sebat'i! Ne var be? Uyutmadın. Oğlum sen niye burada yatıyorsun? Oğlum kaç tane... Ulan kaç tane sert oda var bu evde? Senin haberin var mı? Sert mi seviyorsun yani Sebo? Evet. İyi. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Oğlum Ejder abi nerede bu arada? Ejder abi biraz hasta. Evde mi? Sen niye burada ne işin var o zaman? Niko'yu görmeye geldim. Oğlum adamı niye yalnız bırakıyorsun? Ya işte geç olunca burada uyudum. İyi tamam bakalım hadi öyle bırakayım olsun. Bırakayım istiyorsan mı? İyi olur. Atarsan beni oraya. Tamam olur. Yol üstü atarız. Yol üstü atamayız oğlum. Emlakçıya gitmiyor musun sen? Buldun mu numarayı? Buldum. Şey ver numarayı. Vereyim mi sana? Ver numarayı ver bana. Tamam at bana mesaj olarak numarayı. Heh, tamam gel. Benim yanımıza gelsin mi Sebo? Geliyorsa gelsin ya. Ben İyi benim şey... bir işim yok. Tamam gel o zaman. Ben şey dedim ya Ejder abiyi yalnız bırakma diye dedim hasta dedim ya. Normal grip mi olmuş? Ya, evde kimse kalmadı değil mi? Nikola iyi. Elif abla var işte. Yok, kendisine bakamıyor ki Elif. Doğru. Bir şey olmaz ya Niko akıllı çocuk. Bir Niko bakar açıştır. Bence ona. Bence de. Oğlum Haydar şu seninkiyle bir tur atak ya bakalım. Gel abi sen benimkine bin ben seninkine bin. Aa benim motor nerede lan? Yağmur yağacak diye ben içeriye çektim. Ha tamam.
Ya iyi yapmışsın lan. Helal lan Sebo. Benim bir şey oğlum şeyim. Gel anahtarı ver buraya, ver bakayım. Dur. Plakaya baksana bir Fehmi. Şey Haydar şeye mi inanıyorsun? Yedi 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 okudum aldım kabul ettim baksana. Hadi bakayım. Gelmiş. Ha güzel ama ha. Harbiden iyi denk gelmiş o. Dur bekle bak. Denk mi geldi, sen yaptırmadın mı özel? Yok vallahi ben yaptırmadım. Arabanın içi efsane. İyiymiş ha. Baldır desteği var. Kalpli de var sanırım. Ne oluyor lan? Daha telsiz açık kalmış ya, telsiz açık. Oğlum bu arabadan geliyorlar herhalde. Hadi lan. Arabada kal. Alayım onu ya. Abi dur. Haydar. Oğlum şu al arabadan maya. Alayım ben onu dur. Dur bir Haydar. Versene ver, ses ver. Bakayım bir şeyler anons ediyorlar mı, dinleyin. Konuşacak. Biz de konuşacak. 7-7-7-71-42 görev bitmiştir efendim. Ne diyor? Yakınız. Olay yerine yakınız. Yakınız, geliyoruz hemen. Oğlum valla polis mi olsak la, iyiymiş ha. Oğlum abi gel. Oğlum bir anda hep beraber polis olup şey yapmamız yok mu? Tamamen bu yasa dışı işlerden çekilmemiz yok mu? Bence mantıklı. Bir yandan yasa dışı işleri yapıp bir yandan polis olmak da nasıl? O da iyiymiş. Ben yapıyorum. Tamam işte Haydar, o yüzden polis yaptık ya zaten. Aynen. Biz de polis olalım o zaman. Al dur ben şu emlakçıyı arayayım bir dakika. Dur bakayım. Heh çalıyor. Alo. Alo, kimsiniz? Ya Fehmi, ben Fehmi, böyle daha öncesinde de böyle bir alışveriş falan yapmıştık, böyle emlak işleriyle alakalı böyle bir ev almıştık sizden. Evet, hatırladınız evet, mı? Fehmi Bey. Evet. Heh, ya bizim bir tane eve ihtiyacımız var. Böyle hani çok pahalı, çok lüks değil ama böyle tatlı, böyle villa olsun ama, böyle apartman dairesi, böyle rezidans dairesi istemiyoruz. Böyle bir villa, böyle ufak böyle bir bahçesi olan, böyle güzel domates biber ekebileceği, böyle şehir merkezine yakın, böyle çok uzaklarda olmayan. Böyle bir eviniz var mı ya uygun? Var tam istediğiniz gibi, merkeze 10 dakika. Vallahi. Tamam şey, bana bir onun bir konumunu atın da siz de gelin oraya istiyorsanız, bir bakalım bir gezelim. Tamamdır, ben geçiyorum, konumu yolluyorum hemen. Tamam, siz kaç dakika orada olursunuz? 10 dakika. Tamam biz de 10 dakikaya falan orada oluruz herhalde ya. Tamam. Kolay gelsin. Bey ben sanırım her yere 10 dakikada gidiyor. Yüksek ihtimal ha. 10 dakika her şey 10 dakika dedi. Harbiden. Tamam ha, konum attı, işaretledim, bir gidelim bakalım. Ben de şey yapacağım bu arada ya. Şu evi bir güzel bir para yapalım da şu silahları falan, tahsilat yaptığımız silahları falan bir okutalım. Şu evi bir değiştirek diyorum ben ya. Bir enerjisi falan böyle çok yaşadık bu evde. Bu evde gerçekten çok şey yaşadık ya. Dur bakalım bir gidelim. Beğenirsek olmadı, Elif ablayı değil de kendimizi alırız. Elif ablayı burada bırakırız, biz gideriz. Bu ev çok büyük ama ya. Bu ev bayağı var birden ya. Oy lan oğlum, önüme niye kurdu o gerizekalı? Salak. Lan oğlum adam gibi sür lan. Allah Allah. Haydar, bunlarda çakar falan yok mu ya bu arabada? Taktıracağım abi. Aklımda var. Oğlum çakar takılabiliyor mu? Üzerine siren takılır da çakar olur mu? Çakar taktırabiliyorum baş polis olmadan izinli. Baş polis mi? Baş polis değil ha öyle. Ya kaptan gibi hani, memurların kaptan en mı? Üstü. Kaptan mı? Komiser. Mesela subay var ya, az subay. Heh, aynen komiser. He, baş komiser falan gibi işte. Aynen. Rıza baba mı daha yüksek rütbede sen mi peki? Rıza baba. Rıza baba daha mı yüksek? Tamam oğlum o 4 zaman. 4-6'yım. 4-6 mısın? Evet. 4-6 o zaman sen Mesut'tan daha mı yükseksin, alt mısın? Düşünüyorum. Mesut komiserdi değil mi? Aynen. Evet. Tamam o zaman komiserim ben. Mesut tamam aynı. Sen onlarla aynısın. Aynen onlarla. Tamam aynı. İşte komiser işte ya. Ben kaptanım, maplara bir şeyler deyip duruyor, anlamıyorum. Abi burada böyle ya. Alıştırdılar beni de. O araba güzel ha bu arada Haydar. Evet abi, müthiş araba bu arada. Araba güzel abi. Güzel. Bu arada aha, konuma yaklaştık ha, ev burada bir yerde. Valla çok işlek yer burası. İyi mahalle bu ya. Lan şurada, lan şurada. Tam aile mahallesi. Oha bir şey diyeceğim, burası gerçekten çok merkez yer ha. Evet. İyi mahalle. Burası aile yeri değil mi ya? Ay şurası galiba attığı konum. Şurası mı? İleride de var bir tane ha. Şu. Bu adam değil mi? Ha bu. Yürüyerek gelmiş herhalde. Şöyle koyalım bakalım. Hoş geldiniz, tamam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Daire hangisiydi, bu mu? Şurası. Güzel ha. Abi şurası. İyi. Evet. Bu da iyi, bu da ana, iyi. İyi ha abi bu arada. Vallahi bakayım büyük de iyi. Birazcık sanırım dışarısı tadilat yapılsa bence daha... Yok o gerek bile yok ya, bence on numara. Yok be bu... Evet, dayı evet. Bu normal. Bu eski olduğundan değil, bu eskitme. Değil mi, daha iyi retro hava veriyor. Tabii canım. Aynen. Kesinlikle. Aa şey de var, otoparkı da var. Barajı bile var. Dayı buraya koyar artık bir var. Çift katlı ve eşyalı olmak üzere her türlü ihtiyacınızı karşılayacak eşya vardır. Ha, eşyalı yani bir de. Evet tabii. Girebiliyor muyuz içeriye beyefendi? Tabii girebilirsiniz. Anlat, açın da isterseniz siz. Tamam açın. Ben açtım. Şöyle açmış zaten. Ha mutfağı falan da küçük ve tatlı ev ya. Ama Elif abla sever mi acaba? Sever herhalde. Bence sever. Bir de zaten şu sıra hasta ya. Çok ya bir şey diyeceğim. Bir de sevsin bir zahmet. Allah sana zahmet. Kilisede yatıyordu, kilisede. Kaç metrekare bu ev? 200 metrekare. 200 metrekare. Evet. İyi ya. Metrekare. Böyle küçük ama ya işte üst katlı falan var. Oo! Gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Gel yukarıya gel.
Sana ne senin oldu? Odan bak burası. Nasıl benim odam? Ne var? Ne gördün acaba? Bak gel. Ay! Bir şey diyeceğim. Nasıl benim odam? Tam Elif ablanın odası. Bak ben gençken bilgisayar oynamayı çok severdim falan diyordu ya. Bak evet. Pembe pembe ışıklarını da yapmışlar. Oynar burada. Harbiden ha. Şey bu ses de ne güzel. Aa Discord açıkla kenarda. Aa harbiden. Aa dur bakayım. Ben hep girmek istemiştim ha. Videolarında söylüyor. discord.gg/furkanyaman. Dur bakayım. İyi sunucu ha. Ben birkaç kere girdim de. Dur bakayım şuradan. Heh kayıt oldu. Şu mu var? Orada tik var. Heh ona bastım. Aa iyi ya. Dur bakayım. Abin lütfen odaya çek. Oğlum görür mü lan acaba? Dur bakalım belki görür. Şimdi posterler de fena değilmiş. Ne fena değilmiş? Posterler. Aa posterler falan iyi ya. Aa rakçı anasını diyeyim. Güzel güzel. Bence Elif abla sever burayı. Derece gibi falan yakışır. Ben bunu çıkartmak istiyorum. Kat da genişmiş abi. Aa onu sökersin. İstediklerini yapıştırırız dayısı. Ayıp ediyorsun. Bir şey diyeceğim. Beyefendi bak, şey. Buraya gel buraya. Ne oldu lan? Ha tamam. Aa orada da mı oda var? Aynen. Ne var orada? Yatak odası var burada. Çok temizli. Aa, boya badanak yeni bitti. Tamam bak yo. Yatak odası. Bak şimdi. Sade. Şu soldaki yastığa Elif abla kafasını koydu. Sağdaki yastığa dayı kafasını koydu. Ortada da Niko'yu koyduk Niko mu? Oy. Vallahi var ya çok güzelmiş ya yatak. Ama dayı bir şey diyeyim mi? Büyük ihtimal şu maskeyi takarsan seni tanımazsa anca alabilir yatağı seni. Yani şu anda zor gibi. Üzgünüm. Harbi rahat ha. İyi mi dayı? İyi baba, baba gel bir yatalım şöyle. Dur ben yatmayayım da sen bir zıpla bakayım gıcırdıyor mu? Dur. Yok gayet iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Çok iyi çok iyi. Buraya iyi iyi güzel. İyi. İyi bir fiyat konuşacak bir fiyat konuşacak. Gel iyi iyi. İyi iyi, iyi pazarlık yapalım bak gel. He he iyi iyi gel gel. Alt katı söylediğim spor malzemelerimiz de var. Söyle. Bilardo şey masamız güzel ama. Var. Aa ney var ney var? Bilardo masamız. Nerede? Malzemelerimiz. Oynanır. Aaa çok iyi lan. Biraz ev şeymiş ama. Ama böyle bir dar ya böyle doldurmuşlar evi ya. Evet bence ya. Bu basık, burası. Basık. Aa bahçe var. Aa bahçesi mi var? Farklı bir şey olabilirmiş. Barbekü. Aa çok güzel barbeküsü var bak burada sandalyesi. Var. Bak burada böyle bir bitki bitki bir şeyler eker böyle. Niko burada oynar abi ya mis gibi. Vallahi çok güzel olur ha. Bak burada yakınlarda özel okul falan da var. Vallahi süper ya. Tamam beyefendi bir şey yaptık. Biz evi beğendik. Zaten bu evi kendimiz için almıyoruz bu arada. Böyle bir ablamız böyle yalnız başına yaşayacak. Böyle yalnız dediysek. Evet. Yani her zaman biz buradayız. Orası ayrı konu. Ya ne kadar olur şimdi burası bize. Yani başkasına olacak fiyatı değil. Bize olacak memur fiyatı söylerseniz. Bize olacak fiyat 5 milyon. Evet. Memur indirimi yapamıyorsan. 5 milyon çok. Son 1 milyon veririm. Hadi gel. Sen gel. Benim evi biliyorsun değil mi? Sen benim evi biliyorsun. Sen benim evi de bana evet, sattın evet. Herhalde. Evet, ben orayı 15 milyona mı ne aldıydım? Bu evin 20 katı. Ama bu mahalle çok temiz, çok sessiz. Ev de güzel. İçi dolu. Tamam yani güzel bir mahalle ise yani cami yaptırın o. Bizi ilgilendirmiyor. Biz evi alıyoruz. Mahalle almıyoruz biz. 750 aynı bin şey. Anlaşalım. Oh. O kadar değil de yani bir 800 tamam. Olmaz. Kurtarmaz. Kesinlikle. 4 milyon 900 bin. Ne? 4 milyon 900 bin mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Ya oha bedavaya düşürdün sen. Yapma o kadar ya. Bayağı düşürdün yani. Bu kadar da değil. Sen para kazanamazsın olsun. Böyle. Para kazanamazsın. Çok düşünüyorsun. Yapma böyle şeyler. Tamam tamam. Gel ver elini. 1 milyon yapalım şunu alalım hadi. Düz olsun. Yok olmaz. İmkansız 1 milyon. 1,5? Yok o da imkansız. 1,610. Tamam sen son fiyatı ne söylesene bana bir. 3 milyon 800. 3 milyon 800 mü? Lan 4 milyondan da aşağı düştü bir yanda. İyi iyi bu daha düşer. Hayır dur dur. Kaç? O zaman 500 vereyim. Sen de ne yaptın 500 nasıl olsun kardeşim? Ya tamam işte o sen yaparsan olur nasıl olacağını bilmiyoruz artık. Tamam ben lan yapalım. Tamam şaka yapıyorum. Ayaküstü 500'e satılır mı be? 1,5'a ver alalım gidelim hadi. Sağ olasın hayırlı olsun. Hayır şey, hayır. Kaç? 3 milyon 800 bin. Yükselttim ben. Çok düşürüyorsunuz. Bir 800 daha indir ya. Memur indir. 3 milyon ya he düz yap düz. Ya şey biliyor musun? Küsurat olunca valla ben para alışveriş yapamıyorum. Mesela bak gideyim mesela. Sakız alacağım diyelim. 10 kuruş mesela ya alamıyorum hiçbir şekilde. Çünkü küsuratla anladın mı? 1 lira dese alacağım. Yok alamıyorum küsuratla olunca. Bak trafik cezası. Yok alamıyorum 1 liraya. Trafik cezanı silerim. Bak trafik cezanı silermiş. He. 3 kereye mahsus ama 3'ten fazla olmaz. Ya bayağı karlı olacak herhalde. 1 milyona zaten istediği kadar öderdi ki trafik cezasını ya. Bu nasıl teklif ya? Abi sen ne konuşuyorsun? Kasa ayran veririm. Aa işte bu inanılmaz bir teklif. İşte bu gerçekten inanılmaz bir teklif. O zaman o zaman bir ayran bak şöyle için bir teklifimiz var. Aha ayran olur mu? Bak bir de yanında hadi içimden geldi. Ankara'ya Sebati ile birlikte gidiyorsunuz tamam mı? Canlı canlı Dilber sahnesi izliyorsunuz. Her şey Sebati'den. Her şey. Aynen öyle. En sevdiğim. O zaman en sevdiğin mi? 3 milyon 200 bin. Kaç? 3 milyon 200 bin. O zaman 3 milyon düz yapalım yoksa Sebati'yi üzerine salarım. En sevdiğim dedin falan o bizim yengemiz olur. Düz yapmıyorum ben de. 2 milyon 900 bin. Anlaştık. Bir anda yapasım geldi. Küsuratlı olur evet. Dedim bir anda. Bir anda ödeyebilirmişim gibi geldi. Evet. Sebati indir indir adam görmeden. İndir. Tamam. Arkadan oluyor ya. Yo yo bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Ne kadardı? 2 milyon 100 bin. 2 milyon yok kardeşim 2 milyon 900 bin. 2 milyon evet son.
Tamam. O zaman şöyle vereyim ya, yapacak bir şey yok artık. Hayırlı olsun o zaman. 2.900.000. Teşekkürler, teşekkürler. Biz anahtarları, imzaları falan hemen şurada halledelim istiyorsanız. Gelin oturun şöyle. Halledelim hemen. Heh, tamam. Nereye, şuraya mı atıyoruz imzayı? Evet, şuraya atın hemen. Tamam, dayı gel sen. Sen at imzayı. Yok, sıkıntı yok, istiyorsan sen at. Gel at, at, gel, gel, at, gel. Atayım ha. Muzaffer Çağçur. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, teşekkür vallahi ederiz. Vallahi çok mutlu oldum ha, içim bir şey oldu. Bu arada şimdi benim hani ev vardı ya, 15 milyon aldığım. Evet. Onun piyasası şu an ne kadar oldu? 25 milyon. 25 oldu mu ya? Evet evet oldu. Oy ben tam 25 olsa ne kadar iyi olurdu ha diyecektim. 25 fiyatlar falan. Çok arttı. Tamam, güzel güzel. Onu bir biz bir böyle bir yavaştan, zaten onlar kolay satılmıyor ya pahalı evet, olduğu için. Yok. Ya onu böyle bir satışa koyalım, tamam mı? Ama böyle hani çok göz önünde bir satış olmasın yani. Böyle gidip sarı siteye falan koyma. Hani böyle o tarz bir ev isteyen olursa var var elimde böyle bir ev falan de, tamam mı? Onu bir okutalım ben şöyle. Tamam, sen onlara bir soruştur falan. Böyle bir daha güzel bir ev varsa da, şöyle bir 30 milyonluk 40 milyonluk çok daha büyük, çok daha lüks. Böyle bir evi değiştirek diyoruz ya. Olur. Böyle bir şey gelmeye onu başladı, biliyor musun? Bir basmaya başladı böyle. Bir evi değiştirsek böyle bir tatlı olur gibi geliyor. Ama içindeki tabloları vermeyiz ha. Diamond tablosu falan var orada, onları vermeyiz. Tablolar falan hariç. Tamam tamam. Bir piyano var, onu da vermeyiz. Ha, piyanoyu da vermeyiz. Kuyruklu. Evet. Onu da vermeyiz. Kolt takım var, onu da vermeyiz. Evet, televizyon falan var, onları da vermeyiz. Ne veriyoruz? Onları verek daha iyi. Başka ne veriyoruz? Evi veriyoruz işte, daha ne verek? Bir de yattığım yatağı vermem son. Tamam aynen. Onu zaten ben almam. Kurban ol benim yattığım yatağı be. Millet oraya girmek için neler neler harcıyor, senin haberin var mı? Hiç haberi yok. Haberi yok. Onlar nereden bilsin? Biz istemiyoruz. Nereden bilsin? O işte aynı yatağına girmemiş ki, nereden bilsin? Vallahi bir gün gel selam şey yok yok şey değil. Tamam tamam diyor. Hadi neyse, görüşürüz, kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz. Evet, hayırlı olsun hocam. Sağ ol sağ ol. Ya şöyle dayı geçir ya adamı. Buyurun buyurun buyurun, evimizden görüşmek üzere, yine beklemeyiz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağ olun. Dayı geçirdi bana. Tamam. Bakacaktın şu kafasına sıkacaktım. Ya oğlum manyak mısın adam ya kafasına? Bir şey diyeceğim, vallahi çok iyi ya. Dur bakayım, kaskılandık mı sence yoksa iyi mi yani? Dayı bence çok iyi fiyat aldık. Öyle diyor ne? Vallahi çok iyi fiyat aldık. Mahallesi falan da iyi otur bence. İyi yani. Vallahi çok iyi. Otur otur. Lan oğlum şu Dilber kimmiş ya? Aç bakayım televizyondan. Gel bakayım. Gel otur şuraya Sebahati. Bir aç bakayım bir ya. Ben bir kere gördüm sadece. O da cezaevindeyken. Bakacağız bakacağız bakalım. Bir aç bakayım bir. Aha. Yalnız. Yengemizdir de. Ha. Bir içimlikte suymuş yani. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Amin amin amin. Amin ya, Allah sahibine başlasın, aynen öyle yani. İyi neyse, kapat lan şunu, kapat, tamam hadi gidelim. Şey yapak mı dayı? Elif ablayı tekerlekli sandalye arabaya bindirek, ondan sonra getirek. Ne diyorsun? Ama şey olmaz mı o da Fehmi? Ne? Hani çok mu hızlı? Aaa! Emlakçıyı mı çağırın! Emlakçıyı çağırın! Ananı emlakçıyı çağırın! Gitti mi tamam, o? Tamam, arıyorum. Ara onu, çok geri dönsün, çabuk geri dönsün. Ben de unuttum lan ha. Lan oğlum, unuttuk dayı, o adama söyleyek de o adam oynasın ha şeyi. Ben alıp geleyim onu. Olur olur, direkt şey yapalım. Direkt. Git al gel hemen, git al gel. Biraz ama şeye benziyor ya, çünkü inşallah şey yapmaz. Hani yo, fark ettirmez. Ya canlıyı gördün mü fark ettirmez dayı. Ayrıca para vermeyek ona. Verek verek ya dayı, bu işlerde. Ya bu işlerde dayı, parası bir şey yapmayacaksın ya. Tamam oğlum, nasıl istiyorsun? Aynen, zaten bu parasını vereceksin, susun ya, boşver. 3 milyon ama ya. O orada dur, ben de şu arabayı bir şey yap. Tamam, Sebo bel at lan, şunu bir temizleyek. He bir 100 bak 50 versek mırın kırın eder. Yo 50 versek yapar gayet düzgünce. Ama böyle bir işte hakem kümleyi şey edebilir falan böyle bir şey. 100 bin verek tam olsun, sussun işte, güzelce yapsın rolünü. Tamam olur, güzel. Cihantlar da şöyle güzel bir parlat. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, tekrardan hoş bulduk. Ya elimizde şöyle bir ev var. Gelin şöyle göstereyim evi. Elimizde şöyle bir ev var. Ya 6 milyondan satışa koymak istiyoruz. Nasıl ev? Oo, çok pahalı 6 milyon. 6 milyon çok pahalı. Evet. Sen, sen 6,5 olsun ya. Ya sıkıntı, sana 5,5 olsun ya. Daha çok yükselmedi mi sizce? Nasıl yani? 5,5 dedim ya. Ne diyorsun ya? Ya oğlum biz alsat yapıyoruz böyle. Bak emlakçılardan alıyoruz mesela. 2,900'e senden aldık. Sonra sana tekrardan 5 milyona satacağız. Kâr edeceğiz işte. Yok, ben 1 milyonu alırım anca. Daha ya Allah'ım, bir de hiç insan der ki bir dalga mı geçiyorsunuz falan der. Hala ciddi ciddi cevap veriyor bir de ya. Ne oldu? Şimdi sana 100 bin dolar teklif ediyorum, tamam, bu yapacağımız şey için. Hep havadan para, mis gibi tertemiz. Ya şimdi şey yapacağız, biz bu evi hediye aldık, tamam mı? Ama vereceğim, hediye edeceğimiz kişi hani bizim tarafımızdan aldığını bilmesin istiyoruz. Evet. O yüzden gidelim, diyelim ki o kişinin yanına, siz de bu sanki devlet memuru rolünü oynayın. İşte size de deyin işte şey kaldı.
Güzel bir miras kaldı. İşte dedeniz şuradan. Haydar sen öğrendin mi? Öğreniyorum şu anda. Bir dakika. Tamam, o ismi söyleyeceğiz biz sana öğrenince. İşte şu şu isimden, şu şu dedenizden, işte büyük büyük dedenizden şöyle bir ev miras kaldı. İsterseniz gidip evi görelim falan. Biz de böyle hiç bilmiyormuşuz gibi şaşıracağız edeceğiz böyle orada. Aa Elif abla nasıl ev kaldı sana? Vay be zengin oldun falan filan. Anladın mı? Rol yapacağız yani. Evet evet anladım. Ondan sonra imzada da onun üzerine geçireceğiz. İşte bu iyiliği bizim için yaparsanız süper olur. 100 bin dolar da nakit keş hemen size ateşleyeceğim. 150 bin doları anlaşalım. Ya oğlum sen de manyak mısın? Yabancı değiliz bak bak. 20 milyonluk ev satacaksın. 25 milyonluk benim evimi satacaksın. Oradan zaten götüreceksin cukkayı 2 milyon cebe atacaksın. Tamam tamam. Gelmiş burada 50 bin doları lafını mı yapıyorsun? 100 bini okeyim. 100 bini okey misin? İyi hadi gel. 100 bini de vereyim senin. Çetin mi? Amcası. Amcası mı? Evet. Hayır oğlum büyük büyük dedesinden kalmış olsun. Amcası böyle tamam. Yakın tarihten olmasın. Tamam. Böyle hani iki nesil sonraki dedesini falan söyle. Savaş devamı. Tamam. 100 bin de verdim şöyle. Tabii tabii böyle şey zamanlarından ya. Kurtuluş Savaşı zamanlarından falan böyle. Ya burada arazisi varmış işte dedesinin. İşte üzerine ev yapılmış, sarut olmuş, zurut olmuş falan derken falan filan olmuş işte. Siktirdin ya Elif abla o kadar sorgulamaz zaten. Okey miyiz? Okey. Hadi gidelim. Bak orada ruh gibi kalma bu ama. Yok yok. İkna edeceksin yani tamam mı? Emin olsun tamam, yani. Tamam. Bu arabayla mı gidiyorsun? Beğenmedin. Yani beğenmediysen diğeriyle gidelim. Diğeri daha güzeldi ya. Tahmin. İn lan aşağı. Yok yok. Lan in aşağı. Lan in diye geç diğer arabaya. Allah Allah. Allah Allah. Ya normal adam bizi de bulmuyor yemin ederim ya. Abi Çetin. Büyük Çetin büyük mi? Dedesi. Aynen. Çetin. Evet Çetin ismi. Tamam. Neymiş Haydar? Çetin Eylül. Çetin Eylül mü? Evet. Elif ablan söyledi Eylül müydü lan? Eylül Eylül. Ooo ben hiç hatırlamıyorum ki ne bileyim. İbineye bak arabayı beğenmiyor. Ben anlamadım ha. Dayı. Çok pis kuruldum. Efendim canım. Sen bir kuruldun zaten. Efendim Haydar'ım. Ben bunu neyse. Sen yanında değil mi şu an? Evet. Ya dursun dursun bak bu piyasadaki neredeyse işlerin hepsi... Bir dakika bu adam bizi duyuyor duymuyor, değil mi duymuyor, ya? Duymuyor, evet, iyidir, iyidir. Şimdi iyidir bence. AirPods. Ha, duymuyor mu? Tamam. Yok, AirPods. Ya adamla iyi geçinek de, bu şehirde neredeyse Los Santos'ta bütün evler bunda ya. O kadar zengin, 150 bin, 50 bin dolara şey yapıyor. Ya. La dayı var ya, bir tane ev satışından kaç milyon kaldırıyorlar ya. Benim evi mesela satsa 1-2 milyonlu cebe atacak. Yaptığı hiçbir şey yok ha. Ya, millet böyle kazanıyor. Ana! Arabadan anlamıyor ama, salak. Biz bununla evlerine çöküp acaba biz mi emlakçı olsak? Hadi la. Ya biz de her boku yapıyoruz ha. Vay yemin ediyorum orospu gibi olduk. Biz bayağı şeyiz aslında. Bayağı iyiyiz ya. Ne evet, olsa? Evet müthiş müthiş değil mi? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor Haydar? Şarkı çok iyiymiş diyor. Şarkı çok mu iyiymiş diyor? Allah'ım ya Rabbim. Travis bomb kata çıktı. Güzel parça o severim. Güzel güzel aynen. İlk defa mı duymuş sorsana bir. Travis bomb katı ilk defa mı duydun? Duymuyorum duymuyorum sizi. Travis bomb katı ilk defa mı duydun? Evet evet. Eyvallah ilk defa duymuş. İyi. Yazık, yazık lan adamın arkasından o kadar şey söyledik. Bir de şimdi şey oluyor ya üzüldüm bir an. Mal gibi orada şarkı dinliyor. Ya büyük ihtimal bu şeydir. Baba mesleği dede mesleği falandır bence bu emlakçılık. Bence de öyledir ya. Büyük ihtimal büyük ihtimal. Dediğin gibi çökülebilir ondan yok lan biz kötü insan değiliz. Biz kötü insan değiliz. Efendim? Dayı bir şey diyeceğim ya. Acaba söylesek mi senin aldığını? Gerçi kabul etmez kabul etmez ya. Belki de der ya. Söylesek mi benim aldığımı? Söylesek mi ya harbiden? Söylesek ya çünkü mi ya? Belki senin aldığını söylesek şimdi belki şey yapar ya. Böyle seni affeder falan belki. Yani belki içerler artık yeter ben de o kadar. Eğer affetmezse yüzüne direkt vurayım mı şeyi meseleyi? Aha böyle yumruklu atacağız zannettim yüzüne. Hayır hayır hayır. Öyle değil de. Dayı yok yok. Şimdi bak mantıklı düşünelim. Böyle heyecanla hareket etmeyelim. Kabul etmez hayatta. Hayatta kabul söyledim. Etmez dayı ya. Aynen aynen. Sonra böyle bir sakin içici olaylar durulunca deriz ki o ev dayı almıştı sana miras falan kalmadı deriz. Tamam oğlum. Şimdi kral sen şöyle dışarıya çık. Biz ben bir içeri geçelim. Ben acilen kaçıyorum abi. Mesaiye çağırıyorlar. Ne oldu? Gidiyorum ben. Telsizden çık gençler hemen çıkalım. Beni de atsana Ejder abinin oraya. Tamam tamam. Çabuk 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 bin. La çabuk bin oğlum sen çabuk bin. Ne oluyor anasını satayım? Bu ne ya? Ya bu da çok arka sokaklar izliyor var ya yemin ederim. Hayır sürekli olay yerine Haydar yakın. Ben anlamıyorum yani. O kadar polis yok Los Santos'ta. Hemen Haydar koş. Hep mi böyle oluyor peki? Hep mi gidiyor? Ya ya hep gidiyor böyle ya. Ben anlamıyorum ya. Şimdi beyefendi siz böyle takalım burada bir bahçede biraz bir. Bir 5 biz bir geçelim böyle bir Elif ablayı falan bir konuşalım muhabbet edelim. Siz 5 dakika sonra gelin tamam mı? Tamam tamam. O ara ben hani de böyle, bahçeye bakayım. Tamam sen de bak şöyle bir takıl böyle buralarda. Kapıyı çalsın değil mi? Kapıyı çalsın. Elif tabii tabii kapıyı çalsın. Kapıyı çal. Tamam tamam. Tanışmıyoruz tamam. Biz seninle. Aynen daha önce hiç görüşmedik. Yok yok tanımıyorum ben sizi. Siz tamam. Tamam. Oğlum uyuyorlar mı acaba daha ya? Vallahi bilmiyorum. Saat kaç oldu bence o kadar uyumuyorlardır. Bilmiyorum ki. Dur bakayım gel bakalım bir odaya. Ah day 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 day. Ana. Nasıl çıktı ki? Şey gibi olmuş ha. Bak. Oha o zaman bir şey değil mi? Niko yardım etti ha. Niko vallahi var ya bu çocuğu daha çok sevmeye başladım ya. Adam oldu adam. Niko adam mıdır? Elinde gül vardır. Adam. Şey gül var. Bugün çok güzelmişim ama. Oy oy ele ele. Günaydın günaydın. Günaydın hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Ne hoş yapıyoruz geldiniz. Bakayım sizi ya? Sohbet ediyorduk. Niko beni balkona çıkarttı. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Oo iyi ben ya ben. Süper valla. Bir sabah sizi gördük. Siz birlikte yatıyordunuz. Evet. Yanıma gelmiş ya. Nasıl geldi ben de bilmiyorum ama. Lan mal diye Niko. Niko gel bakayım çık. Şükünü bir keseyim seni bir sünnet edeyim. Dur doktorlardan önce. İyileşince parka da tamam, götüreceğim onu ben. Ya evet bak abla okula yazdıracağız ha Niko'yu. Gerçekten mi? Ya tabii artık daha 7 yaşında birinci sınıfa başlaması lazım artık. Ya. Ben de arada getirip götürürüm okula hem. Fim, aynen. Efendim dayı. Onun sünnet işini de halledelim de onu unutturmadan. Ben keseceğim onu şimdi. Gel bakayım lan. Ben halledeyim 2 dakika şimdi şurada. Lan dur 2 dakika halledeceğim lan şurada. Rus çocuk sünnetten ne anlasın? Ya biliyordur bir de babası Türk sonuçta. Nasıl o da Türk ya. Nasıl anlattın Allah aşkına? İlk başta anlamadı şimdi şöyle. İlk başta anlamadı. Birazcık betimledim. Dedim ki senin dedim oğlum dedim bizim dedim Türkleri de dedim. Türkleri de katmadım. Benim dedim inandığıma göre dedim senin daha iyi verim alabilmen adına dedim ve daha güzel bir görüntü olması için dedim. Tamam bazı yeterli, yeterli. Evet öyle oldu biraz. Öyle işte yani öyle şey yapmış. Ya Niko ya. Lan anca gülüyorsun lan Niko sende. Ama Türkçe'ye birazcık daha alıştın ama değil mi? Evet. Biraz daha oluyor. Güzel. İyi bakalım ya. Abla böyle bir karnın falan aç mı? Bir yemek falan bir ayarlayalım, bir şeyler yapalım. Aç vallahi ablacığım ya. Uyuyacağım açlıktan. Tamam. Ne yersin? Ben hemen söyleyeyim şeyden. Ay hamburger söylesin. Hamburger yemen iyi değil. Hayır. Şey yemen gerekiyor. Yok ben yemedim. Sıvı bir şeyler yemek. O zaman ben sana bir tane mercimek çorbası söylüyorum. Efendim Niko'ya da söyler misin? Tamam. Tabii ki canım. Kızarmış ekmek de istiyorum ama yanında. Ya hayır ekmek yiyemezsin ya. Ekmek aklı de mi yasak ya? Ya hayır katı bir şey yiyemezsin bak. Sen ya da ekmek içi İçini böyle kıtır olmaz anladın mı? Ekmeğin içini böyle doğrarız mercimek çorbasına. Yanına da o zaman böyle bir ızgara tavuk falan söyleyeyim mi? Böyle yumuşak bir şeyler yemen lazım. Izgara tavuk mu? Gerçekten mi? Ne yemek istiyorsun? Olur ızgara tavuk olur. Izgara tavuk yiyebilir mi ya? Ya yumuşak dayı sulu şöyle güzel pişirirse her ya. Böyle et gibi sert değil en azından yani tavuk. Ay tavuk suyu tamam. Çorbası. Tavuk suyu çorbası var tabii ki ya. Tavuk suyu çorbası söyleyeyim o zaman. Canım çekti ha valla. Tamam. Vallahi ben de acıktım yemin ediyorum ya. Şimdi Niko'cum sen ne istiyorsun? Ben pizza istiyorum. Pizza mı istiyorsun? Evet pizza. Tamam ne istiyorsun? Niko'ya buradaki bizim daha önce yediğimiz şeyden söylesene hiç. Kuru fasulye pilav yedi mi o Türk restoranından? Abla biz Türkiye'de değiliz ki zaten. Tamam işte buradaki Türk restoranı var ya bir tane. Tamam olur. Kuru yemek yapan. Olur söylerim. Dayı sen ne istiyorsun? Ben kuru fasulye istiyorum ya. Kuru fasulye pilav deyince. Tamam. Durun hemen söyleyeceğim bizi çaldı ya. Bir dakika geliyorum. Kapı çaldı. Bir bak o zaman sen. Allah Allah. Dur bakalım. Kimmiş ya? Kimmiş ya bu? Gel. Kardeşim 2 saattir bekletiyorsunuz ya. Dur. Çok konuşma. Şimdi şu kapıdan girdikten sonra şey yapacağız tamam mı? Sanki şeymiş gibi. Devlet memuru muymuş? Elif abla seni sordular falan diyeceğim ben tamam mı? Tamam hadi gel. Bu kim ya? Gelin buyurun Elif Hanım burada. Buyurun beyefendi kimsiniz? Elif abla seni sordular devlet memuruymuş kendisi. Beni mi sordular? Aynen seni sordular. Kazayla anlamadım ilgili mi acaba? Bilmiyorum ki vallahi hiç bilmiyoruz konuyu dediler. Buyurun miras efendim. Miras kaldı da sizden. Ne? Miras kaldı Çetin Eylül'den. Çetin Eylül mü? Kime? Evet Elif Eylül'e. Elif Eylül. Tamam Elif abla burada. Ne miras kaldı ya? Çetin Eylül? Ev mirası. Çetin Eylül kimmiş? Bilmiyorum dayısı herhalde. Dayısı benim, mı? Benim dedemin dedesi ya o. Çetin Eylül dedesinin dedesi. Bunca zaman sonra ne kaldı bana? Ben ne kalmış ne kalmış? Saniye. 3+1 ev. 3+1 ev mi? Evet. Nasıl ya? Bir dakika ya ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Neden şimdi kalıyor? Adam fosil olmuştur. Daha yeni tespit edildi ya. Yani. 200 yıl olmuştur öyleli ya en kötü. Kaç yaşındadır? Siz nereden geliyoruz demiştiniz? Noter ve Tapu Müdürlüğü'nden geldim. Hoş geldiniz. Duydun mu abla? Noter ve Tapu Müdürlüğü'nden gelmiş. Duydum ama şaşkınım şu anda anlayamadım. Allah Allah. Oha çok iyi ya. Bir şey diyeceğim ne kadarmış yani, evin değeri? Yani. Ne kadarlık bir ev? Ve ben... 3 milyon. 3 milyon mu? Yo 8 para. Yazıyor orada. 8 milyon dolar yazıyor ben görüyorum ya. Ne? Uy. Ya, çok iyi, çok iyi. Bir saniye ben anlayamıyorum. Ben daha dün... Abla vallahi iyisin ha. Bugün... Ne? 3+1 ev mi kaldığını öğreniyorum. Ne oldu ne dedim ben yani. Anlamadık. Bir daha söyle. Daha dün eve çıkmak istediğimi söylemiştim ve ertesi günü bana ev ya kalıyor. İşte. Nasıl oluyor ben anlamadım. Allah'ın sevdiği kulusun. Allah'ım sen çok büyüksün yarabbim. Yemin ediyorum var ya. Hadi ateistler bunu açıklasın mesela. Hadi şu durumu bir açıklasınlar mesela. Nasıl açıklayabilirler ki? Bilmiyorum, evrakları görebilir miyim acaba? Bir göstereyim elimle. Çok şeye gerek yok ama. Siz okuyun bence Elif'im sen de. Aynen ablam sen yorumla ver bana onu.
Ver ben okuyayım ablam sana. Ben senin için bakayım hemen hepsini. Heh, tamam teşekkürler. Ablam şimdi okuyorum. Sevgili ailem, eğer bir gün işte bana bir şey olursa bu ev benden en yakınıma kalsın. En yakınım da... Abla bak sen şey mi acaba ya? Senin şimdi anne baba yoktu değil mi abla? Yok. E onların dedeler falan da o zaman tabii ben, şey oldu. Kimse kalmamıştı. Tamam işte diyor ki bak en yakınıma kalsın. En yakınım olarak da kimse kalmazsa eğer artık kime kalırsa kalsın. Not. Sevgili... Büyük büyük dedeniz. Demek ki en yakını sensin. Bak işte bak şöyle bak abla şuraya da. Eh tamam gördün değil mi? Bu imza falan atması tamam. Gerekiyor mu hemen? Çok imza falan atması hemen. Gerekiyor mu beyefendi? Evet atması gerekiyor. Ha, tamam abla şöyle bir at sen şöyle. Atayım. Gel at 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 şöyle. Heh. Tamam ben okudum zaten. Tekrar okumana gerek yok. Şu alttan şöyle imzala. Attın mı? Karışmaz. Attım. Eh tamam güzel. Abla sen kalkus tekerlekli sandalyeden. Tekerlekli sandalyene kadar aldık seni şimdi haberin yok. Okumadan bir şey imza mı atılır? Geçmiş olsun Elif abi. Kalk sandalyeden abla. Artık her şeyini aldık. Şeyi var ya şu senin pembe. Da, abla dur dur abla kalkma kalkma. Otur otur otur. Şaka yapıyorum ya kalktı bir de ya. Ama şeyi arabayı aldık bu arada ya. Yürüyebilir. Ne? Arabayı ya aldık arabayı. He dayın üstüne yaptık arabayı ya. Ben süreceğim artık. He yapacak bir şey. Nasıl yani? Benim arabam mı? Evet, sen okumadan ne imza atıyorsun gözünü seveyim ya. Seni dolandırdık bu yaştan sonra ne mirası gözünü seveyim neyi deden yok neymiş. Da? Ya abla şaka yapıyoruz şaka yapıyoruz. Beyefendi buyurun şöyle alın. Valla eziyordum seni. Evranızı. Heh, şöyle. Bak kendim hızlı gidebiliyorum artık. Tamam. Tamam bak abla görüyorsun değil mi? Bak ben evrağı teslim ettim beyefendiye. Evet. O zaman siz bize anahtarı konumunu falan bir verin. Biz gidip görelim ya. Tamam tamam atıyorum ben. Tamam konumunu atın bana şu anahtarı da verin. Tamam evet. Çok teşekkürler. Şimdi Elif ablanın üstüne mi oldu? Evet artık onun üstüne. Tamam hayırlı olsun abla iyisin ha yemin ediyorum. Beklediğimden çabuk oldu ya. Vallahi iyisin yemin ederim böyle bir şey olamaz. Vallahi çok garip olay ya. Allah sevdiği huluymuşsun abla biliyor musun? O zaman ben direkt gideyim hemen yerleşeyim şimdi. Hayır öyle bir şey olmaz. Abi. Nasıl olacak abla sen şeysin. İyi olman gerekiyor daha şu anda. Bakmamız gerekiyor sana. Fırsat çıkmışken. Dur bekle bakacağız bir sakin ol. Tamam beyefendi siz gidebilirsiniz o zaman. Teşekkür ederiz. Ben gidiyorum o zaman. Tamam görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Ben bir geliyorum. Şşş lan. Gerizekalı. Evra ver, evra ver. Boş kağıda imza attırdın, götüreceksin ondan sonra olur mu? Evra. Heh, tamam. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Benim bu şey yap ha. Para işi. La, at verdim ya, arabanın oradayken. Ha, doğru ya. Tamam. Ha, manyakla sen bizi ayakta koparacaksın ha. Şey parayı yap, görünce. Bu evi falan şey yap tamam mı? Ne yapıyorsun? İşte satışa mı koyuyorsun, ne yapıyorsan böyle bir müşteri bak. Tamam. Bunu ha, bunu gidip domuz satma tekrar. Bu evi. Tamam biliyorum bu evi ben. Tamam tabloları vermeyiz. Bak şu Türk bayrağını vermem. Şuradaki FY logosunu vermem. Aşağıda Atatürk fotoğrafı var onu vermem. Dayının fotoğrafı var onu vermem. Yatağı vermem. Yatağı dayının yatağını vermeyiz. Şu piyanoyu vermeyiz. Şuradaki piyanoyu vermeyiz. $1 vermem. Bir de dayının klozeti vermeyiz. Ben sizden hiçbir şey almıyorum ya. Tamam anlaştık. Hadi. Tamam. Herkendi çok bir de ayranları vermem. Ha o ayranları zaten götürür canım. Bir tane ben alırım ama. Bir tane alırsın canım ondan hiçbir şey olmaz ondan. Hadi görüşürüz. Ne oldu şimdi okey değil mi? Diye. Ha okey ya. İnşallah şey yapmaz ya fark etmez. Ya kağıt boş kağıttı. Boş yazılar yazıyordu. Onu imza attı ya Elif abla ne olur ne olmaz şimdi. Adamı o kadar tanımıyoruz sonuçta. Kağıdı aldım. İyi yapmışsın. Vallahi var ya ne akıllı adamsın ha. Ya tabii. Hadi vay vay. Tamam hadi gidelim o zaman abla. Konumunu aldım ben evin. Hadi gidelim valla. Bir gidelim bir görelim bakalım. Hemen gidelim mi ya? Gel abla. Kendim sürebiliyorum abi. Gitmek mi ya gitsin görsün. Ya nasıl diyorsanız olur. Gel Nikom sen de gel. Gidiyorum. Mamanın harbiden... annesi evini gör mamanın evini. Ev. Harbiden gel yalnız bakalım. Ne kalbi temiz insansın gerçekten. Vallahi şaka gibi ya abla. Başka bir şey istesem olacak. Olaya bak ya. İnanamıyorum dünkü Niko olayı, bugünkü ev olayı. Vallahi inanılmaz. Abla Allah işte sevdiği kuluyumuzsun. Arabamın yeni gibi olması. Vallahi ya. Abla diyorum ya Allah'ın sevdiği kuluyusun yani. Resmen ya. Ama şöyle düşün ki zaten Allah'ın sevdiği kulu olmasan Allah senin karşına Muzaffer dayı çıkarmaz zaten. Ya işte. Fehmi ya. Sen ne kadar gitmek de istesen bu evden ya işte ben daha şey yaparım Allah daha sonra neler yapsın. Arabama bak çillop gibi of yavrum. Gel sen arabanla gidelim istiyorsan. Olur. Ben sürebilir miyim? Ha? Niye oturacağım sonuçta? Ayağına basacaksın ya gaza. Daha ayağını ayak üstünde duramıyor ben sürüyüm mü diyor. Basarım. Hayır basamazsın. Ben senin arabayla gidiyorum Fehmi. Aa beni ezeceğim. Tamam. Yok niye ezeyim? Görüyorum gel, seni gel, sıkıntı gel abla yok. Gel şöyle yolcu yerine gel böyle. Gel bak gel Niko'ya bak. Niko sen mamayı çok mu sevdin lan? Açtık kapıyı. Gel abla şöyle. Tamam. Ya kapıdan destek alarak kalk abla. Gel. Ha, kapıdan destek al şöyle. Ha, tamam. Dayı sevdin mi? Çok iyi. Nasıl? Bu ne biçimmiş abi bu normal araba. Yemin et ver bakayım bir. Yemin iyi gidiyor ha. Oy dur bakayım. Rahat da. Oy iyi ha. Dur bakayım yanlıyor mu? Oy.
Dikkat edin, dikkat edin. Ayarı yok çok. Tamam Eli. Bu arabayı bak verirsin. Niko gel bakayım buraya. Niko gel bakayım bak. Gel bak. Yeni arabamız artık bu. Bak 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 bak. Şekil. Oy nasıl? Şekil. Şekil mi? Evet. Sana da... Niko dur neyse bakayım. Aklıma bir şey geldi de sonra söyleyeceğim Niko. Tamam. Ben bir şey diyeceğim. Gel. Ya dayı. Bu bence Elif şimdi biliyorsun kaza yapıyor yani araba sürmek. Çok güzel sürüyor ama işte biliyorsun. Bence Elif bunu sürsün. Ben de bunu alayım. Rengini kırmızı yapayım. Hayır. Dayı. Tamam şaka. Tamam, öyle bir şey yok. Tamam, hadi gidelim. Tamam. Dayım gel istiyorsan sen sür. Elif beni istemiyor. Femiz bence sen sür. Bence dayım sürsün. Gel. Ben şey sürüyeyim çünkü mi? Bu arabayı çok sürmeyi bilmiyorum. Ama ben kendi arabama alışım ya ondan ya. Beceremem diye. Tamam, mecbur yani mecbur. Ha? Sürebilirim değil mi Elif şu anlık? Sürebilirsin. Tamam, şu tekerlekli sandalyeyi alır mısın lütfen? Alacağım. Şeyim alacağım. Var, şey dikim var da. Tamam bin sen karpili aç tamam mı? Tamam. Lan Niko. Niko dikkat et bak. Şu kenara çek sol tarafa. Tamam. Tamam. Tamam geldim. Tamam sen benim arabaya bin bakayım geliyorum ben. Tamam bekliyorum. Karpiliyi açtım. Geliyorum sesi. Aç camı indir. İndirdim evet. Şimdi Niko ya bir tane şeye bak ya. Akülü araba bak. Olur şey. Küçük ATV alalım evet, ATV. Alalım. ATV mi? Evet. Yok be dayı fazla o ATV. Kaza maza yapar bir şey olur. Küçük 7 yaşında çocuk ya. Böyle bir akülü araba ya da böyle akülü motorlar oluyor ya böyle minik falan. Olur tamam bakarız öyle bir şey alak. Vallahi mantıklı güzel. Doldurak bak böyle akülü motor alak, akülü araba alak böyle doldurak burayı. Jet ski alak yetmezse başka şey alırız onu. Dayı ya hadi gidelim tamam. Niko'm ben geldim. Hoş geldin hadi gidelim. Hoş buldum Niko. Niko heyecanlı mısın lan okula yazılacağın için? Yavaş kullan dikkatli. Yeni kızlar. Yeni kızlar mı? Evet. Oğlum sen şeyle Sebahati abine birazcık daha az takıl tamam mı? Tamam. Böyle olmaz çünkü yani hemen daha bu yaşta kızlarımızlar. Ama merak etme bak ben en güzel kızlarım böyle kız çocuklarının gittiği okula yazdıracağım seni. Rahat ol. Tamam. Allah. Dur sıkıntı yok. Herhangi hiçbir şey yok. Dayı duyuyor musun beni? Duyuyorum. Sen duyuyor musun? Duyuyorum. Siz nerede? Sen yolu biliyor musun? Sanırım biliyorum. Yani konum... Tamam ben sana konum atmıştım ya. Aa gördüm sizi. Durun dur. Bekle. Tamam takip et beni. Ben yine konumu açayım da senin attın. Allah. Tamam ben sana açtığım konu... Aynen. Attım ben sana konumu. Onu aç yine. Tamam. Hadi bakalım. Dayı ben bir... Karpiley bir kesiliyor gibi. Ha kesildi galiba. Tamam dur. Karpiley kapattım şimdi. Niko sana bir şey diyeceğim. Bak duymuyorlar bizi. Şimdi Elif ablaya hani ev kaldı ya. Miras kaldı ya dedi büyük dedesinden. Evet. Öyle bir şey yok senin. Papa aldı onu. Ama aramızda ha tamam mı? Tamam. Sakın bak özellikle Elif ablaya kesinlikle söylemek yok. Tamam söylemeyeceğim. Onu senin papan maman mutlu olsun diye aldı. Ya papanın baman ne Niko ya. Anne baban işte ya. Anne. Sen mama de ya. Anne sen diyemiyorsun oğlum. Arif, ama anla işte bak mama anne demek tamam mı bizde? Tamam. Papa romantik, da baba demek. Romantik papa. Romantik papa evet tabii. Ama Elif abla bilmeyecek işte onun aldığını. Tamam. Çünkü kabul etmez de biliyor musun? Anladım. Öyle bak sakın ha aramızda tamam mı? Tamam bir şey söylemeyeceğim. Tamam erkek sözü ha. Bak erkek sözünü eğer gidip söylersen çükün düşer. Tamam erkek sözü. Tamam he. Aha şey Karpile geldi mi sesim geliyor mu? Geliyor. Bağlantı kesildi anlamadım. Anlamadım ben de bağlantı kesildi ya. Konum buraya gösteriyor. Sanırım bura. Galiba bura. Uy. Yemin ediyorum var ya. Ya bu dünyada Elif abla olacaksın ya. Hassiktir. Biz neyi unuttuk? Tekerlekli sandalyeyi. Sandalyeyi unuttuk orada. Abla biz sandalyeyi evin orada unuttuk. Nasıl ineceğim? Dur nasıl yapsak? Biraz destekle yürüyebilirim. Seni kucağımda gezdireyim mi? Alabilirim yani, istiyorsan. Başka çaremiz var mı? Yani yok gibi abla. Vallahi unuttuk kusura bakma ya. Neyse yapacak bir şey yok. Koltuğa bırakırsınız içeride. Ya bak gel bak sırtıma bin. Sırtıma bin bak ben seni gezdireyim. Gel şöyle. Sözümden de yapabilirim Fem yorulma. Abla gel. Aldım tamam. Oy abla sen neydin ay, bugün? Ablacığım ben artık robotum. Abla yemin ediyorum üzerimde bir demir ağırlığı var gibi ha. Ama nedense çok mutluyuz anlamadım yani. Ev nasıl? Baksana abla hiç umurunda değil ha. Çok güzel. Ev gerçekten. Şuna bak ha. Bak şöyle. Oy arkada bahçesi var galiba. Ya. Arkada bahçesi var gibi. Bahçesine de bakalım hadi girelim. Hadi girelim. Anahtar sende mi? Dur. Dur açık. Tamam. Oo bak burası ay, mutfağıymış. Ay çok güzelmiş mutfağı. Hem küçük ay, tatlı. Çok tatlı. Çok samimi. Ay bakayım. İnanamıyorum. Güzelmiş.
çok güzel, çok güzel. Televizyon, tam benlik mi? Televizyon çalışıyor mu? Dur bakayım şuraya. Bak, açayım mı abi? Dur, kumandayı bir aç bakayım. Dur be, aç. Lan dayı kapat. Dur, kapattım ya. Lan Dilber en son bilmiyorum. Kim izlemiş en son bunu burada? Ne bileyim. En son Dilber izlemişler ya televizyonda abla. Spor yapabileceğim bir yerde var. Bak Elif yani, çok güzel. Aa bak abla. Dedemden önce birisi kalmış herhalde burada öyle ya şeyler. Ya yüksek ihtimal bir kiralama falan yapmışlardır ya. Tabii Allah dedenden Allah. Kaldığını düşünmüyorum ben bu eşyaların falan. Yeni eşyalar gayet. Yani spor aletleri falan. Tabii canım. Yani deden spor aletlerini... Zannetmiyorum. Aa, küveti çok güzel. Ay, ben burada ne bir küvete abla gelmiş. Kağıtta şey yazıyordu bu arada. Bu ev olarak dedenin değilmiş galiba. Hani arazi onunmuş. Sonradan işte hani arazi onun olduğu için ona kalmış mı gibi bir şeyler olmuş. O yüzden bu kadar yıl sonra çıkmış zaten. Arsa sahibi gibi yani. Aynen aynen. Oy o neymiş ya böyle. Eve bak, odaya bak. Niye bak? Oyun oynayabilirsin burada. Aa, ne? Niko oyunu oynayabilir mi burada? Evet. Aa, Niko'nun odası mı yoksa bura? İstediği zaman kalabilir. Burası senin odun olabilir Niko. Aha, Niko yaşadın ha. Ben sana pankek de yaparım şey sabahları. Hem Discord açık burada. O kimin Discord'u lan o? Ne diyor? Bakın discord.gg/FurkanYaman diyor. Femi. Allah kim girmiş oraya en son ya ben anlamadım ki. Bilgisayar bile açık bırakmışlar dayı neyse kapat istersen. Yani. Geç bir şey ya. Abla ben anlamadım ki sanki daha bugün birisi gelmiş gibi buraya ya. Yani ben Allah'ım anlam veremiyorum zaten şu anda hala da. Dur her şey çok garip her şey çok garip. Orada ne var? Ay burası da benim odam mı? Oy bence burası Niko'nun odası olsun. Ay burası benim odam. Niko abla, buradayı daha abla, çok sevdi zaten. Abla bıraktım. Bıraktım yataktan destek al. Ay. Oy vallahi iyisin abla. Yemin ediyorum. Oh vallahi ya dayı. Geçen de 2 milyonluk arabayı 700 bine bıraktılar biliyor musun Elif ablaya? Ney? Burası yemin da bedavaya aldın. Evet ne ya. İsteyebilirsin ki sen yani. Allah'ın sevdiği kulu. Allah'ın sevdiği kulu. Bak eve çıkmak istiyor. Ev çıkıyor bir anda. Miras geliyor falan. Ben anlamıyorum Allah ya. Başka bir şey. Bugün mesela başka bir şey daha iste. Bir dile. O da yarın olacak. Dilesene abla lan. Şansımı kullandım galiba ya. Al bir şey dilesene bir. Ne dilesem? Böyle ne? Adı kadın da işte soruyor çünkü ben anlamadım. Bana araba dilesene. Benim arabam yok. Gerçekten param da yok. Tek senin şansıma gelinmeli. Hadi bakalım. Tutacak mı? Deneyelim şansımı. Elif abla. Dayı suprası vardı bir tane. Dayının suprasını dilesene. Tamam. İçimden diliyorum. Siz duymayın. Dilesin bakalım içinden. Dayı oluyormuş bir de. Yalnız harbiden olursa bütün her şeyi bırakalım direkt. Vallahi sanki inanılmaz olur biliyor musun? Elif bir şeyler dilesin mi olsun. Çok diledim. Güzel olmuş. Tamam. Hadi bakalım göreceğiz. Güzel. Abla ev böyle gel arka bahçeye çıkalım hadi. Çok güzel hadi çıkalım. Gel bir de arka bahçesine hadi bakalım. Gel şöyle. Tamam. Gel bakalım şöyle. Bu arada mahallesi çok güzel abla. Evet komşuların falan da iyidir. Evet. Umarım. İyidir iyidir ya. Bu devirde ne demişler? Ev almayacak komşu olacaksın ya. Yani. Sessiz sakin. Evi de almadık zaten. Aa, bedavadan geldiğimiz gibi. Oo. Bak bilardo. Bilardo masası bile var. Oo. Biz oynarsınız gelip buraya artık. Evet. Beğendiniz mi? Ay mangal var. Çok güzel ha. Ay, vallahi mangal, çok güzel. Ay mangal çekti canım. Of. Yaparız ya ayıp ediyorsun. Ama şu an et olmaz tavuk yaparız. Yoganı da çok güzel yaparız böyle. Abla bak böyle domates böyle falan ekersin ya. Ay ekeriz vallahi. Vallahi ne güzel olur. Gel abla şöyle otur sandalyeye. Heh, otur Niko, şöyle abla. Niko kalk amcan otursun kalk. Yo otur Niko otur. Gel lan gel kucağıma alayım ben seni gel. Ay ne kadar huzurluymuş burası. Ya da gel hatta gel şöyle alacağım gel. Gerçekten tam benim evim. Oh bak bakalım. Siz şöyle bir... Hayır, baş başa kalın biz bir oyun oynuyoruz. He Niko güzel mi burayı sevdin mi? Sevdim. Sen bilgisayar oynuyor muydun bakalım? Gel seni ben hadi şeye götüreyim o odaya götüreyim. Birazcık anneyle baba baş başa kalsın biraz. Tamam. Gel aa sen gel bilgisayar otur ha. Çok güzel. Bak karıştır bilgisayarla oyun yükle. Tamam oturacağım. Tamam ben de camdan bizimkileri dinliyorum. Tamam görüşürüz. Sen Elif şimdi buraya taşınacağına yani taşınmak istediğine emin misin? Evet eminim tabii ki. Tam istediğim şey yani. Üste denk geldi böyle. O kadar mutluyum ve şaşkınım ki hala. Şaşkınlık üzerine şaşkınlık geçiriyorum. Gerçekten ben de yani hayatımda senin kadar şanslı bir insan görmedim yani. Daha dün dedin bugün arsa işte şey dedenin dedesinden kalan bir şey. Çok şaşırtıcı gerçekten. Bilmiyorum. Belki de geçirdiğim çatı kazadan dolayı yani? Evrenin bu bana bir ödülüdür. Bakalım şuradan.
Bence bir mesaj bu. Bence böyle şey yapmalıyız. Bence de kalbim temiz olduğunu düşünüyorum. Umarım benim Supra'm da gelir yani. Çok özledim çünkü. Arabam da yok. Göreceğiz bakalım. Yani, ama evet. Ev güzel yani. Ben çok sevindim bunun için. Güzel. Umarım... Güzel. Hep birlikte zaten burada mangallar yaparız. Çok keyifli olur ya. Gerçekten. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain,